yok bugün. Bugün lütfen sadece Çağla olsun. Hoş geldin. Hoş geldin Çağla. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Amerika'dan ayağının tozuyla geldi efendim. Dün söylemiştim. Amerika'nın tozunu attırdı diye. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Bizim gururumuz oldu orada. Sağ olun. Hakan'la yani, beraber. Evet. Türk kızının güzelliğini gösterdi. Yürüyüşünü gösterdi. Teşekkür ederim. Neler yaşadı? Çok önce bir kendisine soralım. Amerika nasıl geçti? Yani şimdi anlatırsam bayağı bir uzun sürer. Çok değerli konuklarımız var. Onları da çok fazla bekletmek istemiyoruz. Ama genel anlamıyla tabii ki oraya çok büyük bir heyecan ve gururla gittik. Sevgili Hakan Akkaya'nın koleksiyonuyla, sevgili Uğran Akdeniz'le ve Mert'le beraber gerçekten müthiş bir heyecan vardı. Tabii burada anlatmak birazcık sığ kalıyor, çiğ kalıyor. Ne yürüdüm ben? Öyle mi? Ya işte öyle görünmesine çok seviniyorum aslında Alişan. Çünkü çok heyecanlıydım. Zaten çok heyecanlı bir tipimdir defilelerde falan ama oradaki heyecanı tahmin edersiniz ki biraz daha başkaydı. Orada tek Türk olmamın verdiği böyle bir ayrı bir stres de vardı. 23 saat yol gittik, aksilikler oldu. Üzerine sadece 4 saat uyuyabilip defileye çıkmıştım. Çok istediğim gibi hissetmiyordum kendimi ama sonucun iyi olması benim için çok önemliydi. Harika. Sonuç benim adıma da, sevgili Hakan adına da çok çok güzel oldu. O yüzden çok mutluyuz, gururluyuz. Sizler de gerçekten, sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Ekranlar başındaki izleyen izleyicilerimizden de, Instagram'dan destek olan, bizleri tebrik eden herkese buradan ayrı ayrı çok çok teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ve geldik bugüne. 14 Şubat Sevgililer Günü. Gördüğünüz gibi hanımlar çok güzel giymişsiniz. Hepiniz böyle. Siz harikasınız, evet. Ve çok güzel görünüyorsunuz gerçekten. Bir alkışla seyircilerimiz ne kadar güzel giymişler. Her şey çok güzel. Herkes aşk ve sevgi dolu geçsin inşallah bugününüz. Biz yalnızız zaten, yani ben yalnız sayılmam. Benim iki tane çok büyük dev bir aşkım var. Ben yapayalnızım. Bugün Alişan kendisi için söylemiş. Valla ben söylesem laf olur. Sevgililer Günü'nün sapsız prensi diye kendisine bir lakap bulmuş. Biz sevdik güldük yani. Bir insanın kendiyle bu kadar egosuz bir şekilde espri yapabilmesi, dalga geçebilmesi çok tatlı. İnşallah bu senin sevgilisiz geçirdiğin hayatın öyle deme, öyle deme, öyle deme. Son günün. Hep öyle diyorsun, hep öyle diyorsun. Hep öyle mi diyorum? Hep öyle diyorsun. 80. Ne diyeyim o zaman, inşallah hep böyle devam edersin. Öyle belki ters olur. Tersi olsun, tersi olsun. Ters manyel yapalım. Evrene ters manyel gönderelim. Hiç böyle bir şey görmedim. İnşallah hep böyle bekar kalırım diye. Bundan sonra öyle yapalım mı? Ters gönderelim. Evet. İnşallah hep yalnız kalırsın. İnşallah evde kalırsın. Allah razı olsun. Tersi evren. Evren yanlış anlama tersi. Ters manyel gönderdik. O bize düz olarak gelecek inşallah. Bugün değil, her gün sevin sevgililerinizi. Yani sadece ben onu söylüyorum. Sadece sevgili demek değil sevgi veya aşk, çocuğunuz, anneniz, babanız. Bugün ayrıca bir sarıldığımız, kutladığımız, tebrik ettiğimiz, evet, güzel hediyeler aldığımız bir gün olsun inşallah diyelim. İnşallah. Ve biz bugün Sevgililer Günü'ne özel. Ya bugün iki tane özel konuğumuz var ki gerçekten biz yıllar oldu onları ağırlamadık. İlk kez ağırlıyoruz. Biz de çok heyecanlıyız. Bir kere geldikleri için gerçekten şeref verdiler, onur verdiler. Türk sinemasının ve Türk tiyatrosunun iki dev ismi az sonra Güzin ve Erdal Özyağcılar. Asya burada olacak. Çok güzel şeyler. Hem sanatlarıyla hem aile hayatlarıyla hepimize örnek olan bu güzel çiftle 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayacağız. Neden zıplıyorsun konuşurken? Zıplıyorum ben, zıplamaya alışım biliyorsun. Hem zıplam hem açıkta. Çünkü şeyi heyecan değil mi? Heyecan ve şey var herhalde. Biliyorsun benim zıplamalarım meşhur. Zıplamalarım meşhur. Zıplıyorum. Peki o zaman programımızda başka daha neler var? Şöyle hep beraber izlemek ister misiniz? Ve hemen konuklarımızı alacağız. Her geçen gün birbirlerine daha çok bağlandılar. 46 yıldır evliler. Ünlü oyuncu Erdal ve Güzin Özyağcılar çiftinin sırları ne? Ya bunlar bal gibi birbirlerine aşıklar. Nereden anladın? Baksana ne güzel dirilişiyorlar. Erdal Bey, Güzin Hanım'a nasıl evlenme teklif etti? Özyağcılar çifti bugün her şey dahilde. 29 yıl önce evlendiler. Gelinliği giymek 29 yıl sonrasına nasip oldu. Fadime ile Ahmet Çoban çiftinin davullu zurnalı düğünü bugün her şey dahilde. En ilginç evlenme teklifleri nasıl yapıldı? Yağmur Süleyman'la
romantizmin zirvesindeki evlenme teklifi görüntüleri bugün her şey dahilde. Boşanma oranları neden arttı? Genç çiftler neden anlaşamıyor? Paylaşılamayan ne? İlişki uzmanı yazar Seda Diker bugün her şey dahilde anlatıyor. Evet, gelelim bugün yaptığımız 14 Şubat paylaşımlarına. Sosyal medya paylaşımlarına gelelim. Önce Çakobel 79 adresinde Çağla Hanım'ın yaptığı paylaşıma şöyle bir gelelim. Sevgililer günü ne paylaşmış? Sence ne paylaşmış olur? Tabii ki tahmin ediyoruz ama. Gelebilir miyim? Görelim. Ve... Çok güzel. Evet. Ne Kuzey ve uzayla. Altına ne yazmıştın? Ha, bu aşk değil de nedir yazmıştım altına. En büyük aşıklarım onlar tabii ki. Sevgililer gününe de yine onlara sarılarak öperek girmeyi planlıyorum. Ve gelelim sevgili Alişan'ın postuna, bugünün anlam ve önemini anlatan. Ben gerçekten çok duygusal bir sus. Ya önden konuşma yapacaktım. Yine bir 14 Şubat'ta yine ben diye bir paylaşım yaptım. Her 14 Şubat'ta ben bu paylaşımı yapıyorum. Geçtiğimiz her şey dahil geçen, derdi. Geçen sene de aynı paylaşımı yapmıştım. Böyle bir şey var mı? Gaffur ya. Şubat işte böyle. Yapacak bir şey yok. Aynen böyle dalga geçebilmek de bence gayet güzel. Peki. Evet, şimdi konuklarımızı alalım. Artık onları davet etme zamanı geldi. Şöyle hepinizi bir ayağa alalım. Şöyle ellerimiz hazır olsun. Onları alkışlayalım. Gerçekten iki dev isim geliyor. Onları ağırlamaktan bir kez daha söylüyorum. Onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Hayran olduğumuz iki sanatçı geliyor. Kocaman alkışlarla Hüseyin ve Erdal Özyaşlılar geliyor. Aman Bey. Şöyle de gelebilirdiniz ama olsun, hoş geldiniz. Nasıl ayaklattım? Hoş geldiniz. Saniye. Tutmadın abi elini. Saniye. Buraya mı oturuyorsun? Evet. Tabii ki. Buyurun. Nasıl isterseniz. Otur, evet. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl müziğiniz abi? Ay çok romantik. Müziğiniz nasıl? Müziğiniz diyorum nasıl? Giriş müziğiniz. Harika. Romantik oldu biraz. Şu anda müziği falan duyacak halde değilim. Çünkü az daha güzün düşüyordu. Salise farkla hissettim. Ama bir merdiveni anladım da bir de ikincisi varmış. O da beyaz ya. Erdal abi, evet. Senin hatan oldu. Elini bırak. El ele gelecekti. Elini tutmadığınız için olan oluyordu. Neyse geçmiş olsun diyelim. Bir kez daha her şey dahil ekibi olarak. Sizleri burada görmekten dolayı çok mutlu olduğumuzu. Biz de çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizlerle olmaktan mutluyuz. Biz teşekkür ederiz. Seyircilerimizle. Çok çok teşekkür ederiz. Yemek yapılıyor galiba burada değil mi? Bugün tabii. Yemek var mı Senacığım? Bugün yemeğimiz yok. Ama eğer bir şey arzu ederseniz. Hayır öyle. Normalde evet. Bazı günlerde yemek de yapıyoruz. Yani. Özel aşçılarımızla beraber. Evet şimdi. Öncelikle ben şeyi sormak istiyorum. 14 Şubat ne ifade ediyor sizin için? Şimdi 14 Şubat herkese ne ifade ediyorsa bize de aynı şeyi ifade ediyor. Bize uzun yıllardır ifade yıllardır hep taze mi? Evet değil mi? Evet. Uzun yıllardır ifade. Yani şunu demek istedim. Hani evet bugün sevgililer günü ama siz mesela eşinizle beraber bugün özel bir şey yapar mısınız? Yoksa bugünü reddedenlerden mi? Reddetmiyoruz. Özelde bir şey yapmayız. Yani güzel bir gün. Anlamlı bir gün. İsteyen kutlar, isteyen kutlamaz ama reddetmek niye? Siz kutluyor musunuz? Biz öyle aman aman Şubat gelsin de bir şey kutlayalım demeyiz değil mi güzel? Evet. Yani böyle bir hediye durumu oldu mu aranızda? Hediye durumu oluyor ama bizim artık bu yaşta hediye durumumuz biraz çeşitli oluyor. Nasıl oluyor? Değişik oluyor. Şöyle oluyor. Bugün Güzin'e dedim. Güzin ben sana bu evliliği şey için, sevgililer günü için bir hediye alayım. Ne hediye edeyim dedim. Güzin de bana dedi ki bugün dedi göz doktoruna gideceğiz. Sen doktor muayenesini hediye et bana. Evet. Ben de şu anda bir gıda zehirlenmesi geçiriyorum iki gündür. Bir hafta sürecekmiş doktorum Serapcığım söyledi. Ben de dedi yarın dedi sen dedi şey yapacaklar ya serum takacaklar ya sana dedi. Serum paranı da ben sana hediye ederim. Ya.
Yani... Efendim şimdi sevgililer günü için aslında yani sağlıkta şeyde bu yaştan sonra benim güzüncüğüme hediyem göz doktorunun muayene ücretini ben veriyorum. O da benim yarın yiyeceğim serumun parasını veriyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Verdikten sonra. Çünkü bu yaştan sonra artık sağlıkla ilgili şeyler hediye ediyoruz. Çiçek böceği geçtik yani biz. Sağlık. Kesinlikle. Sağlık. Romantik biri midir? Ha? Erdal mı? Erdal abi. Çaktırmadan romantiktir. Nasıl? Aslında çok böyle değilmiş gibi durur Gönlünü? Ama çok sıkı romantiktir. Sürprizler yapar mı böyle? Sürpriz mesela çok güzel şiirler yazar bana. Harika. Bir albüm mesela oldu şiirlere. Mesela hala yazıyor mu yoksa bu geçmişte? Biraz 3-5 senedir yazmıyorsun Erdal. Ne oldu? Yaşlandım. Hayır yani şiir mi yazmıyorsunuz yoksa eşinize mi yazmıyorsunuz? Yok şöyle bir şey bir tane senaryo çalışmam vardı orada yazdım okudum sana da. Evet. Yani öyle bir şey oluyor. Güzel hediyeler yapar. Yani şimdi klasik bir program olarak biz denk sunucu olarak şimdi bize bir şiir okumaz mısınız yok, desek çok ayıp olur. Yok öyle bir şeyim yok. Atarlar bizi. Hayır öyle bir şeyim yok yani öyle hani yazdığım kendi şiirim bile yani o. Okuyacak bir şeyim, zihin kabiliyetim yok. Ha, bazı insanlar yani. Öyledir mesela çok sevdiği şiirleri ezberler her yerde okurlar. Evet. Ben onu yapamıyorum. Peki Güzin Hanım acaba hiç ezberledi mi size yazılan şeylerden aslında, bir tanesi? Bak hatırımdaydı şu şiirini götüreyim dedim ama unuttum. Bak onu bile unuttu. Hayır. Yani şiir de unutulur. Şiir götürmeyi unutan insan şiiri de unutulur. Ama bak senin güzel bir şiirin var çok kısa. Onu çok mutlu oldum. Dışarısı toz duman. Sen kaçtın gözüme, hiçbir şey göremiyorum. Böyle bir şey varsa. Güzeller. Bir şey söyleyeceğim. Bence programı kapatalım. Hadi ya. Kalkın gidelim. Gerçekten nasıl bir cümle? Ayşen sen... Ben bunu mesaj olarak birine atmam lazım Erdal abi. Ya. Ama bir şey söyleyeyim. Neydi Güzin bir daha? Dışarısı toz duman. Sen kaçtın gözüme. Çıkaramıyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Erdal abi diyor ki çıkaramıyorum. Bayağı unutmuşum. Çok güzel. Şey olur ya. Gerçekten Allah mesela böyle bir... çıktı. Göremiyorum. Seni böyle nasıl bir aşk yaşaman ki böyle gerek yok böyle bir cümle kurasın ya. Değil mi? Dışarısı ama çok güzel. Sen kaçtın gözüme göremiyorum. Gerçekten muhteşem. Peki Güzin Hanım bir lafı var. İyi ki aşkımızı geçmişte yaşamışız diyorsunuz. Öyle mi demişim? Dememiş misiniz? Belki çok eskiden yani, söylemişsiniz. Şöyle bir şey dedim olabilir. Ne demek istediğinizi çok iyi anladım aşk, da. Aşk bence biraz hastalıklı bir duygu. Evet. Yani onu gençlikte yaşamış geçmişizdir. Esas olan sevgi. Evet. Onu uzatmak. Yani birbirine saygıyı, sevgiyi uzatmak. Aşk gençlikte kalbin çarpar, elini evet, tutar, evet. Heyecanlanırsın. İleride daha başka şeyler. Geriye neler onun kalacak sıcaklığını, bize? O tabii, önemli değil mi? Tabii. Sevgi önemli. İşte evet. Onu tazeliği, yaşatmak o tazeliği önemli. Sevgi kuruyor. Tabii. Tabii. O olmaz zaten. Bu program bize geldiği zaman program yapıcısı arkadaşı şöyle dedim ben. Erol abi hep söyler de Erol günaydın Mettah'tı o aynı zamanda ya. Ya derdi Ramazan'dan Ramazan'a hatırlanıyoruz güllaç gibi olduk derdi ya. Biz de şimdi sevgililer gününün güllacıyız. Ne zaman sevgililer? Muhteşem bir sevgililer günü. Ay Güzin Erdal'la, Güzin Erdal'la özellikle çağıralım diyorlar. Biz de güllaç olduk yani. Sevgililer günü güllacıyız. Örnek oluyorsunuz yani. Ben girerken yanlış mı anladım? 29 yıl dediniz. Bizim için mi? Hayır, sizin için değil. Başka bir. Başka bir. Yo, o başka bir veterimiz. Sizinle ilgili de veterimiz var. İlk veterimizi şöyle izleyelim. Tamam. Ondan sonra daha işlerimiz. Ama yani güllaç olayını bitirelim artık. Tabii ki. Yani güllaç bitsin de tamam. Oyunlarımıza gelelim. Tamam. Ay. Usta sanatçı Erdal Özyağcılar kariyerinde olduğu kadar özel hayatında da şanslıydı. İlk öncesi 7 yıl kadar bir flört dönemi olmuş Özyağcılar çiftinin. Zamane gençliği gibi mesajlaşmak yerine ah o eski aşklar dedirten sandık dolusu mektup yazmışlar birbirlerine. 46 yıldır evliler. 46 yıllık evliliklerinde birbirlerine olan saygı ve sevgileri hiç azalmadı. Aksine birbirlerine her geçen gün daha çok bağlandılar. Evet, Güzin Hanım'a tabii sormak istiyorum. İnsan böyle gördüğü zaman o dönemleri, o gençliğinizde neler hissediyorsunuz şimdi?
Ve yanınızda yine aynı insan var. Bu çok güzel bir duygu olsa gerek. Ama sanki insan hayatta 2-3 kere yaşarmış ya. Yani şey olarak, duygu olarak. Şimdi ona bakıyorum. Evet Güzin ama şu anki Güzin değil. Değil mi? Başka bir Onlar başkaları. Güzin. Onlar başka insanlar. O zamanki bambaşka düşünceler, bambaşka hayaller, başka şeyler. Çocukların oluyor. O zaman, o dönem başka. Annelikti, onları yetiştirmekti. Evet. Şimdi daha durulduk. Torunlarımızla. Ya onlar ölüyor. Mesela 14 yaşında Erdal bir müddet sonra ölüyor. Tabii ölüyor. 20 başka yaşındaki şey... Erdal da ölüyor. Yeni bir Erdal da ölüyor. Ölüyorlar bunlar. Erdal onlar yok. Mesela ben şimdi şurada dans ederken Erdal yok. Evet. O yok o insan. Değil mi? Ne duygusu, hiçbir şey yok. O var olmuyor. Küçük bebeğim şimdi. Uyuyor. Yani 43-44 yaşında Maşallah. Oğlum mesela. Bak mesela bunlar. Şimdi ha bu biraz daha canlı. Bu hala can çekişiyor ama devam. Daha ölmedi diye. Erdal şey merak ediyorum. Hep derler ya böyle aynı mesleği yapan iki kişi evlenmesi zor olur. Hani aynı mesleği yapıyorsun. Anlaşamamazlık olur bilmem ne. Bizim tam tersine yani işte. Tiyatro bizi çok bağladı. Çok. Bir de tabii evimizin içinde tiyatroya meraklı olduğu sonradan ortaya çıkan ama sanıyorum 5 yaşında 6 yaşında Devlet Opera Balesi'ne seçildi. Kızım Zeynep. Evet, ondan evet. Sonra orada bir 16 yıl dans etti. Sonra iyi dans ediyordu. Bir de şeyi vardı onun hocası vardı. Neydi ismi? Şimdi söyleyemeyeceğim. Böyle ufak boylu bir hoca çok şekerdi. Ya dedi Erdal Bey dedi. Bu kız dedi, hem dans ederken dedi seyirciye bakıyor dedi. Dedim iyi mi kötü mü? Harika dedi. Oraya göre. Seyirciye bakan şey tamam o zaman dedim bu tiyatrocu olacak. Yani o da bize katıldı. Netice itibari bir de Emrah da çok şeydi bu konuda. Yani tiyatro olsun sinema olsun gerçekten çok heyecanlanırdı. Yani Güzin'in tekstini alır okurdu. Benim o görsel olarak okurdu, değil ama. Okurdu. Ondan sonra bizim oyunlarımıza gelirdi. Küçücüktü işte baba bunu böyle derdi. O da yani oraya da biraz ben omuz atsam. O da tiyatrocu olurdu ama onun daha çok böyle kimyası, fiziği biraz da IQ'su yüksekti. Sonra imtihana girip de 70 bin kişi arasında 5200'ler ilk 6000 içine girince İstanbul Erkek Lisesi'ni dedim dur sen tiyatroyu bir kenara bırak. Bir kenara koy nasıl sonra da evet yani o çok büyük bir rakam. Diye. 70 bin içinden 6000'in içindeydi. Şu anda kaç yaşındalar miydi? Çocuklar? Şimdi iki tane torunu var. Yani benim torunum var. Oğlu var. Biri 11 yaşında biri 7 yaşında. 45 yaşında Emre. Oğlumuz. Evet. 30 yaşında kızımız. Kızımız var. Ay, ne şimdi kadar böyle güzel şey. Ya. Ne diyordum ben bir yerden bir yere atladım geldim bir yere. Nereye geldim ben? Bak gördünüz mü işte böyle oluyor. Şeyden atladım. Sen çok aynı mesleği yapan iki kişi. Ha aynı meslek. Yani Emrah da en az bizim kadar bu mesleği çok seviyordu. Öyle olunca tiyatro bizim geldi şeyimizin ortasına oturdu. Şimdi, biz tabii onu amaç edindiğimiz zaman orada iyi olmayı, orada iyi bir oyuncu olmayı, orada gereken iyiliği yapmak için biz tabii bütün işimizi tiyatroya verdik. O zaman da evlilik bir araç haline geldi. O mutluluğu o tiyatroyu, evi devam ettiren bir duygu yapısı içine geldi. O zaman da işte rüzgar bir geçti. 46 yıl olmuş. Şimdi bu meslekte eşler aynı meslekteki kişilerin en büyük handikapı sen ben. Sen daha çok para aldın ben daha çok. Ben başrol oynuyorum sen bir. Hayır biz Allah'tan. Sizde yok. Biz bence sizde rating şeyi vardır hayır. Ama. Senin ratingin var. Onun için ayrılıklar çok fazla oluyor. Ama bizim aramızda hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Çünkü ben Erdal'cığımın yeteneğini falan gayet erken zamanda anladım. Hayır efendim. Benim bir önemli görevim daha vardı. Annelik. Tabii ki. O çok önemli bir şeydi. Onun için ben önce anne oldum. Ama mesleğimi de yaptım. O dönemde de mutlaka yoğun çalışıyordunuz. Anneliği böyle doyasıya şey şehir tiyatrolarındaydım. Mi? Yok bizim yaşıyordu. Yaşıyordu. Enteresan yaşıyordu. Bir şey. Maşallah. Bu istendikten hakikaten sonra yaşanan bilen bir şey. Ne kadar yoğun. Evet sabahleyin kalkar. Çocukları götürür. Provasına gider. Gelir. Evet. Arada yemeğini yapar. Akşam yani inanılmaz şekilde anlattığı şey çok doğru. Evet. Önce anne ama hani anne önceyle oyunculuğunu çok da farklı arasını açmadan dört dörtlük yaptık. Ben yani hayatım boyunca ne Emrah'ı ne Zeynep'i sabahleyin kaldırıp okula hazırlamadım. Hatırlamıyorum. Neden abi? Eşi hazırlıyor çünkü. Ama ne bileyim hani bir günde baba hayır hiçbir zaman olmadı. Gerek kalmadı. Yani belki 40 ya da bir rahatsızlık falan durumu olursa ama öyle deme. 1402 ile Erdal şehir tiyatrolarından atılınca 8 yıl o
evde oturdu. Ben çalıştım. O Zeynep o zaman çok küçüktü. Ona baktı. Yani öyle bir dönemde bir, var mı? Tabii var yani. Nerede? İş yok. Sonra o dönem dizi falan olmadı mı peki? Yok, sinema olmadı. Yaptı işte o sinema zaman. Sinema yaptık galiba. Şu anda hatırlamıyorum bak. Sinema yaptı. Ağırlık sinema geldi. Kaç tane var Erdal abi? Şu anda 23 tane falan var sanıyorum. Aa, çok az ya. Ben öyle, daha tabii. Çok gibi. Yok. Seçici tiyatro seçicilik değil için. Zaten o dönem oldu. Bir ara işte Ertem Eğilmez grubuyla beraberdik. Onu Atıf abiyle bir beraberliğimiz oldu. Yani Kemal Sunal'la çektiğimiz işte efsane. onlar vardı. Şener'le çektiklerimiz vardı. Öyle oldu yani. Sonra bir ara Şerif Gören'le çalıştık. Yılanların 4-5 ucu var. Yani ne kadar sinemada film. Oynasanız da dizide oynatsanız da tiyatro sizin için herhalde evet, başka tabii, bir aşk tabii, değil tabii mi? Tabii mesela ben Bizimkileri oynuyordum. Bizimkileri çekiyorduk. Şehnaz Tango çekiyorduk. Bir de Monsera'da oynuyordum. Erol Keskin dedi ki oynayacaksın. Sana bir rol vereceğim. Geleceksin oynayacaksın. Şimdi haftanın 3 günü ben Bizimkiler çekiyorum. 3 günü de şey çekiyoruz. Şehnaz Tango. Gecelerde. Pazartesi günü sabahleyin Bizimkilerin dublajı. Öğleden sonra Şehnaz Tango'nun dublajı. Bir de dönüşümle oynuyorduk mesela. Bir hafta oynuyoruz, bir hafta oynamıyoruz Monserra'yı. Orada da rolüm var. En sonunda ben şeye bir yatak yaptım böyle tiyatro şeyine. Gidiyordum oraya hemen atıyordum kendimi, uyuyordum. Çocuklar makyaj süresi içinde beni uyandırıyorlardı. Ben giyiniyordum. Rolümü oynuyordum. Hatta bazı zamanlar Erol abi sağ olsun söyledim. Selama çıkmıyordum. Eve gidiyordum, yatıyordum. Çünkü sabahleyin diziye gideceğim. O kadar. Öyle bir dönemlerimiz oldu. 3 yıl böyle geçirdim. Of. Çok 3 yıl. Bir dönem. Ama sen işkolik bir adamsın. Nerede var? Evet. Öyle. Evet. Maalesef. Yani çalışmayla aslında kendini şarj eden. Evet. Yani çünkü şöyle bir durum var. Yani hayatımın her döneminde hiçbir zaman şöyle bir şeyim olmadı benim. Yani yaz tatillerimin dışında. Çünkü tatili güzün de ben de çok seviyoruz. Ve tatilimizi herkesten kıskanırız. Yani ilk defa hayatımda bu sene günümse yeter. O da zorunlu olarak sevgili Fatih Aksoy kıramadım. İlk defa yazın çalıştım. Yani hiçbir yaz çalışmıyoruz. Çok da güzel bir diziydi. Evet, güzel diziydi. Yani biz tatillerimizi yapıyoruz. Onun dışında evet. Da benim evde yani bir dışarı çıkmak, ne bileyim bir öğlen rakısı içmek veya haftanın bazı günleri arkadaşlara toplanmak gibi bir durumum olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Bir de şeyi de sevmiyorum. Yani çok istiyorlar, çok telefon ediyorlar. Erdal abi gel bir konuşalım. Öyle bir durumum da yok. Ya ben evimde işimle yani işim olduğu zaman yaşamaya başlıyorum ben. Evimde daha çok vakit geçiriyorum. Peki ikinize de sormak istiyorum. Hani bu kadar efsane filmde rol almış ki oyuncu olarak şu andaki Türk sinemasını nasıl buluyorsunuz veya işte şu andaki dizileri nasıl aktörleri, aktrisleri nasıl buluyorsunuz? Ya da dizilerin sevilmesini yani sizce halk ne istiyor? Dizilerde ne görmek istiyor? Biraz toz duman galiba şu sıra. Dizi televizyon dünyası. Evet. Benim fikrim senaryoda çok büyük paralar harcanıyor. Evet. Çok büyük şeyler harcanıyor. Eğer senaryo iyi değilse dünyanın en büyük aktörünü de getirsen bir yere kadar gidiyor. Ondan sonra senaryo tıkanınca oyuncu da ne yapsın? Evet. Seyirci ne izlemeyi seviyor sizce? Seyirci eğlenceli şey seviyor ama kaliteli eğlence. Yani dram da seviyor. Onu da, yani ciddi inandığı konuyu seviyor. Evet, her ne olursa inandırıcı olması çok önemli. Evet. İşte onu da galiba herhalde oyuncular sağlıyor. Mesela sizin ya bu enteresan bir soru olacak ama hiç böyle mesela oynarken ya bu da bana pek bir oturmadı. Kendimi böyle bir yabancı hissediyorum. Bu role dediğiniz bir şey hiç olmadı. Oynamam ki zaten. Başlangıçta mesela. Hayır, hiç olmaz. Peki rolünüzde çalışıyor musunuz? Tabii eşek gibi çalışırım. Hiç ben olmaz. Zaten başında senaryo geldiği zaman otururum. Ne olursa olsun. Evde benim siz o anda ayrıca artık, bir çekiyor musunuz onu? O anda para falan önemli değil. Yani hayatım en zor durum olup da para oradan para kazanma ihtiyacım dahi olsa değil mi Güzin? Evet. Senaryo. Önce senaryoda o karakter neyse ve o karakter hangi dünya bütünlüğü içindeyse o bütün dünya yani oradaki senaryonun dünyası beni ilgilendirir. Ya adamın değil senaryonun kendi anlattığı sözü yani seyirciye layıkse hoşluklar taşıyorsa bir şeyler de ve benim orada da karakterim bu hoşlukların içinde güzel bir yerdeyse ve ben onunla heyecanlanırsam yani şimdi ben o adamı oynayacağım diye bir heyecan olursa yani o adamı bakın nasıl oynayacağımın heyecanı olursa kafamda da o oyuncağım oyuncu
rol için bakın size şunu ben nasıl oynayacağım donesi varsa içimde, onu biriktirmişsem oyuncu olarak, o zaman derim ki ben bunu oynuyorum derim. Yani. Mesela çok güzel bir şey anlatacağım size. Senin laflarına giriyorum ama çok güzel bir anekdot. Buradan sevgili Türker İnanoğlu'na da selamlar, saygılar sunuyorum. Sizler de çok seviyorsunuz. Duyduğum kadarıyla ondan sonra beraber çalışacaksınız galiba. Şimdi şöyle bir şey oldu. Türker abi beni çağırdı. Bu yabancı damat çekilmeden önce sağ olsun. Zeynep Mazin çekerken. Ondan sonra telefon aldı. Yılmaz aradı. Dedi ki seni de arıyor dedi. 9.30'da geleceksin Erdal abi dedi. Ve ilk defa Türker Bey'in sabahın 9.30'da çağırdığı insan sensin dedi. Bugüne kadar hiç yaşamadım ben böyle bir şey dedi. Ben ama pat diye gittim oraya. Neyse Türker abi gayet o bütün efendiliğiyle karşıladı, oturduk. Ve ben hiçbir şey söylemeden Türker İnanoğlu o koca vücuduyla bana 20 dakika yabancı damadın bütün karakterlerini 5 aşağı 5 yukarı oynayarak hikayeyi anlattı. Ve ben böyle bakıyorum. Anlatıyor, hiç susmuyor, anlatıyor. İçimden diyorum ki ya diyorum Türker abinin ne büyük yeteneği varmış, baksana o karakteri anlatıyor, o karakterden bir şeyler sözler söylüyor, hikaye devam ediyor 20 dakika. Müthiş. İçimden dedim ki eğer dedim bir yapımcı bir oyuna, bir senaryoya bu kadar yükselmişse eğer ben buna hayır dersem yuh yani dedim. Yani bırak şimdi Erdal dedim. Benim rolümü anlatıyor. O kadar güzel anlatıyor. Zaten bir nasıl buluyorsun dedim. Tamam abi ben varım dedim. Çünkü başka soru yok. Yok değil mi? Düşünün diyecek bir şey bu kadar yükselmişse yani. Bir yapımcı Türker İnanoğlu bu kadar yükselmişse hayır demeyeceksin abi. Yabancı damat da 3 sezon falan geçiyor. 3 sezon. Yani bazen böyle yapımcı yükseliyor. Bazen senarist yükseliyor. Bazen oyuncu yükseliyor. İşte ben hep o yükselme üzerine kuruyorum. O zaman da hiç yani rahatsız olmuyorum. İlk gün neyse daha senaryo okurken ne kadar sürerse sürsün dizi aynı heyecanla oynuyorum ve benim en büyük mutluluğum, yaşam sebebim yani. Peki Erdal abi. Çok konuştum. Yok, çok güzel. Ben hayır şimdi bugün Zeynep diyor ki Zeynep diyecek ki yine. Bak baba gene sen konuşun, annemi hiç konuşturmadın. Mesela Türk sinemasının efsane komedyenleriyle Erdal abinin filmleri var. Bizim evet. Hani hiç unutamadığımız, hiç kimsenin unutamadığı filmler. Hala oynayınca bile hangi kanalda oynarsa oynasın. Reyting alan şeyler bunlar. Evet. İşte, Kemal Sunal'la Postacı. Şener Şen'le. Züğürt Ağa. Züğürt Ağa var. Bir şey daha var. Şener Şen'le bir. Namuslu var. Namuslu. Namuslu var. İlyas Salman'la şey var. Yaya Şaşı var. Evet, Yaya Şaşı. Oradaki o bakkal karakteri falan. Evet. Hiç unutamıyorum Sultan yani. Sultan var. En çok böyle hani tabii ki seçemezsin ama hani Şener Kibar Feyzo ile Çöpçüler Kralı. Kibar Feyzo. Çöpçüler Kralı. Evet. Hani Kemal Sunal, Şener Şen. Hani böyle bize biraz anlatır mısın? Kemal abi nasıldı mesela, Şener abi nasıldı sette? Şimdi zaten yani izleyiciler. Hayır oyuncu olarak demiyorum. Hani onların normal şeylerini merak ediyorum. Hep Kemal ilişkileriniz nasıldı ya mesela? Ben yani Kemal'le de Şener'le de gerçekten Kemal Allah rahmet eylesin, Şener'e de uzun ömür versin. Şey yani biz sanki bir mahallenin delikanlıları veya çocukları gibi ilişkimiz vardı. Yani çok soft, çok aşağıdan, çok büyüklerimizi dinleyen, onları fazla eleştirmeyen ama abuklar olduğu zaman onlarda da ufak tefek şirince dalgalarını geçen, gülen ama bunları kimseye anlatmayan hani bir mahallenin aynı evleri, yakın evleri olan mahalle çocukları gibiydik. Biz de sanki Cennet Mahallesi'nde öyleydik. Böyle sıcaklığımız vardı bizim. Konuşurken sohbetimiz, şeyimiz mesela çok güzel bir şey vardı. Kemal biraz eli sıkıdır. Kimseye içki ısmarlamaz. O devamlı gittiği yerde Arif'in orada bir tek bana rakı ısmarlardı. Ama şöyle derdi. İki duble. Üçüncüsü senden. Şaka ya, o kadar. İki duble. O bile hoştu. Erdal. Bir şeyler konuş. Yani o anda biliyorum ki Kemal etrafındakilerle konuşmadığı bir şey konuşmak için beni çağırıyor. Veya Şener'le de, şimdi Şener'i epeydir görmüyorum ama Şener de olduğu zaman sette de olsa biz Şener'le orada başkalarının konuştuğunun dışında başka bir samimiyet ve düzlükte konuşurduk. Mesela çok enteresan. Mesela Züğürt Ağa'da biz Şener'le aynı odada yatıyorduk. Biz 10.30'da kalkardık. Herkes çok şaşırırdı. Neden? Hadi hoca derdi, hadi moruk derdi. Uyuyacağız, sabah erken kalkacağız. 10.30'da yatardınız. Yatardık. Ben onu hiç bozmadım. 8 saat uyumadan hiçbir zaman sete çıkma. İşe saygı tabii o zaman. Hiçbir zaman. Yani çok enteresan. Hadi baba derdi. Biz yine rakımızı içerdik. 10.30 gibi çıkardık odamıza. İki gırgır yapardık yatardık.
Sabahleyin 7.30-8'de aslanlar gibi kalkardık. Yani bu disiplin, bu, bir şeyler konuşuyorsun, başka bir şey oluyor, anlatabiliyor muyum? Hani biraz kardeş, biraz dost, biraz mahalle arkadaşlığı şimdi, gibi. Şimdi biraz görüşemiyoruz dediniz ya, bir kırgınlık falan değil yok, mi? Yok, yok, işler, yok. İşler, güçler, yıllar. En son, hayat. En son şeye sevdalık. Uzun zamandır bir sinema filminde göremiyoruz o yüzden. Evet, evet. En son sevdalık setinde gelmişti bir akşam. Oturduk, kokuştuk, sarıldık filan. Ya. Ya dedim kokunu özlemişim ya, hadi ya filan dedi. Öyle işte konuşuyoruz, ediyoruz. Şimdi o... tabii yani torunlar bilmem neler, ben sonra biraz da şeyim yani. Daha evcimen misin? Hayır, şey evet, anlamında. Evet, evi sever. Evi seviyorum, bir de tabii devamlı çalışıyorum. Bu yani öyle olmadı, yoksa herhangi bir durum yok. O filmlerin çekildiği çok selam. Günlere biraz gitmek istiyoruz. Arkadaşlarımız minik bir kolaj hazırlamış. Bir izleyelim, sonrasında sohbetimiz devam edecek. Babacan yapısı, usta oyunculuğu, yardımsever karakteriyle milyonların gönlünde taht kurmuş bir isim Erdal Özyağcılar. Unutulmayan dizilerde bizimkilerin şükrüsü. Nazancığım, 40 yılda bir heveslendi gidiyoruz, burnumuzdan getirme artık. İyi baba, siz gidin biz de pazar günü evde oturalım. Sanki her pazar bir yere gidiyoruz da kızım. Nazancığım, senin de hiç kolayın yok ki. Gidecek oluruz, hoşlanmıyorum kalabalıktan dersin. Evde otururuz, üf canım sıkılıyor. Hoşlanmıyorum Şükrücüğüm. İyi akşamlar. Kızım ben size sormadan şu kapıyı kimseye açmayayım demiyor muyum? Size de mi soracağız anne? Nereden biliyorsun bizim geldiğimizi? Şehnaz Tango'nun Muhsin'i. Kim bilir sevgilisi yaşça büyük diye ne kaygılara itildi. Kim bilir uygun sevgili seçmesi için ona ne ölçüler verildi. Kim bilir aşk ne türlü bir muhasebeye vuruldu. Hesap, kitap, sağlamalar, mantık teorileri... İleriye dönük 10 yıllık planlar. Sonuç tam bir başarı. Bravo. Karadağların zalim Halit babası. Ben çok daha limana varmış olurum. O zamanda da batırırım gemiyi. İnsan seçtiği hayat için ölmesini bilmeli. İnsan kendi kaderini yaşamalıysa başkasının değil. Ayın 8'inde borcumu ödemediğim takdirde bahçem Halit Karadağ'ındır. Elveda Rumeli'nin sütçü Ramiz'i. Fatma. Ne? Eskiler beni vurdular. Ama bak ben iyileştim. Bak elma. İyileşecek idim. Ha, o belalarda ben ermiş olmadan evveli de. Şimdi süle bakalım. Şimdi ermiş oldum. Bir süleceğim hepsini. Süle ne istersen. Yabancı damatın baklavacı kahraman ustası. Ne var ne oldu? Tanıdık tanımadık. Herkesi çağır. Ne? Kazanlandıracak. Dünyayı başlarla yıkacak. Ankara'ya yürüyecek. Ya baba sen ne deyin? Ne oldu? Bak hele şuna. Yunanlılar baklavamıza sahip çıktı. Yunanlılar baklavayı milli tatlıları ilan etti. Allah! Mustafa'cığım. Lan oğlum, niye mıcıklayın hamuru? Neredeyse okullar açılacak. Hala öğrenemedin şu zenaati. Öç kahramanı. Bağırma benim torunuma. Şımart şımart. Depemize çıkart yaratayı. Filmlerde ise Züğürt Ağa'nın kekeç salmanı. Bakalım, bak şu maksuma bakalım. Şu maksuma bak. Kaç gündür boğazından sıcak bir çorba geçmedi ağam. Ağam bu ailem, bu da kardeşimdir. İkisi de aç, ikisi de yoluna kurban ağam. Nereye gidelim, kime başvuralım ağam? Şaşırdık ağam, bizi aç açıkta kom ağam. Ağa'ya git dediler, o oğludur. Ağam adildir, kocuğu merttir, o en büyüktür. O marabasını korur, doyurur dediler. Şabaniye'nin Şehmuz'u. Şabaniye, ne var ulan? Ay şey, söyle tatlım. Öpmeni istiyorum. Burada, ortalık yerde. Ben şey miyim? Hiç olur mu tatlım? Yanlış anlama. Annemin elini. Ne demek bu ayol? Çöpçüler Kralı'nda Hacer'in abisi. Allah onun boyunu devirsin. Anam ölmeden isteyemem seni diyor. Anasını mı öldürsek baba? Dondum be. Aç şu kapıyı da girelim. Bekleyeceksin. Babam içeride bir iş konuşuyor. Kibar Feyzo'nun Zülfo'su.
Ulan koş, 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 yetiş kurban. Gülo'yu satarsa beni verecek, söz verdi. Dur hele anne, verdim, sen de Gülo'yu verdin mi? Lan hayrını gör ha. Sultanın Charlie Cevat'ı... Sen bana, bana bunu... Ya bunlar bal gibi birbirlerine aşıklar. Nereden anladın? Baksana ne güzel dirişiyorlar. Zaten ikinci Boğaz Köprüsü yolda buradan geçecekmiş. O zaman da devlet yıkacak. Ya geçmezse? Yo yo, geçecek, geçecek. Buradan devlet yolu geçecekse adamlar niye satın alsın? Devlete daha pahalıya satmak için. Postacının Almancı Latifi. Hoş geldin Latifciğim. Öpeyim abicim. Gözün aydın Settapçı. Oynadığı her role kendisinden bir şeyler kattı. Hayat verdiği her karaktere ruhunu verip ekrandaki izleyiciye bunu en güzel şekilde yansıttı. Ve kısa sürede 7'den 70'e herkesin Erdal abisi, kardeşi, babası oldu. Sinema ve dizi tarihine büründüğü karakterlerle damgasını vurdu. Usta sanatçı Atıf Yılmaz, Zeki Ökten, Yılmaz Güney ve Şerif Gören gibi Türk sinemasının usta yönetmenleriyle beraber çalıştı. Anam benim, güzel anam benim. Canım anam benim. Nasılsın ana? Bu 7 kat yerin dibinde ince hastalıktan gevirip gitmesem ne mutlu. Sen onun nereden babası oluyorsun? Sertab'ın sözlüsü ya oğlum. Sözlüsü mü? Ne zaman söz kestiniz benden habersiz? Kariyeri boyunca çalışmaktan asla yorulmadı. Dizi ve filmlerin yanı sıra en büyük aşkı olan tiyatroyu da bırakmaya hiç niyeti yok. Tam gelecek diye tavuk mu göndermeliyim? Nesi doktor? Yoksa köpekler gibi tuz mu durmalıyım? Efsane filmler. Evet. Hüsnü abicim, siz en çok hangisini beğenirsiniz? Mesela Erdal abinin oynadığı filmlerden hepsini beğenirsiniz ama en çok böyle sizde iz bırakan film. Film mi, evet. Dizi mi? Film olarak. Dizi sinema olarak. Valla Erdal'ı şımartmak için değil, her oynadığı filme damgasını vurdu. O tip çok sevildi. Benim gönlümde hep öyleydi. Mesela yani. Size danışır hepsini mıydı çok... bir rolden önce? Biz okuruz. Senaryo geldiği zaman tabii. Tabii beraber canım. Karar veririz. Çocuklar bile okur hepsi. Herkesin bir onayından ve çok acımasızdırlar yani. Yani. Evet. Güzin de Zeynep de çok acımasız. Emrah da öyle. Gerçekten yani eşim, kızım veya oğlum gibi okumazlar. Bayağı ciddi eleştirili yani, ne kadar oynadıktan güzel. Sonra da öyle bir hiçbir şey. Erdal'ı çok iyi tanıdığımız için sıkılır mı, şey der mi? Ha, tabii. Onun psikolojisini biliyoruz. Defolarım biriktirici, şunu yapma, oyuncu bunu yapma. Oyuncu kadrosu nasıl? Biraz. Ona da bakar mısın Erdal abi? Hepsini sevecek tabii. Oyuncu kadrosu da önemlidir. Ha, oyuncu kadrosuna şöyle bakarım yani, oyuncularla uygun hiçbir mu? Zaman şeyim yok benim. Tabii. Ama ben çünkü yaptığım işi çok saygı duyduğum için ve çok emek verdiğim için yani gece 8 saat uyumayla, ezbersiz gelmemekle, zamanında gelmemekle biraz böyle disiplinsiz oyuncu yapısı olduğu zaman ben ürküyorum, sette üzülüyorum. Sette böyle bir şey başınıza geldi. Gelmedi şimdiye kadar. Yani gelmedi şimdiye kadar. Gelmedi. Bir tane yani böyle yani şey derler ya, münferit olay diyeyim. Onların şey. Dışında hiçbir şey olmadı. Evet. Peki tiyatroda başınıza hiç bir şey geldi mi? Yok. Böyle farklı bir, böyle değişik bir trak, şey, ne bileyim bir trak mı derler? Trak gelmesi veya ne bileyim. Yok yok, öyle bir şey olmadı. Hiç olmadı. Hiç olmadı bende. İnşansız. Peki o zaman lafı gelmişken birazcık da tiyatro bahsedelim. Yani, bir aile tiyatrosu var. Evet, güzel. Martı şimdi tiyatrosu. Ben şehir tiyatrolarındayım. Erdal şehir tiyatrolarında. Zeynep şehir tiyatrolarında. Ama Zeynep'i böyle bir şey yapmak isteği hissediyorum. Anne, kendi oyunlarımızı oynayalım. Kendi burada oynayamadığımız oyunları oynayalım. Çünkü ödenekli tiyatro, belli şartları var. Hı hı. Tabii kızım, kur tiyatronu oynayalım. İşte babam var, ben varım, sen varsın, arkadaşlarımız var. Erdal, Zeynep Tiyatro Martı diye bir tiyatro kurdu. Bu sene 4. yılı. İlk oyununu kendi oynadı, Uçlar diye. Feminist bir oyun, kadına şiddeti anlatan bir oyun. Gerçekten çok etkileyici bir oyun.
Bu sene 4. senesi, yine ara ara oynuyor, istek geliyor. Harika. Sonradan Erdal'ı 18 yıl sonra tiyatroya döndürmeyi başardı kızım. Hmm. Baba gel bir oyunda oyna baba gel. Erdal zaten istiyordum da zaman olmuyordu. Zaman yani, olmuyordu. Tiyatro, Zeynep'in tiyatro kurmasına 3 sene evvel başlamıştık zaten bir şeyler aramaya. Denk geldi işte o sezonda. Ondan sonra Erdal da ben komedi oynamak istiyorum dedi. Biraz Zeynep ettiyse de o daha böyle sosyal içerikli sözü olan oyunlar istiyordu. Ama Erdal komedi isteyince hadi baba oyna dedi. O da hoş geldin boyacıyı oynadı. Gerçekten çok başarılı bir oyun. Kime ait bu oyun? Seyircinin çok büyük... Donald Churchill İngiliz yazar. Evet. Yazarın bir özelliği var. Yazar aynı zamanda dizi film yazarı. Yani Londra, İngiltere'nin en güzel dizi film yazarlarından. Şu anda sağ sağ adam. Zaten evliliklerle ilgili oyunlar işte yazıyor. Onu soracaktım. Konusu ne? Evlilikte durumlar. Ama yani çok güzel. Enteresan bir oyun. Üç kişilik oyun zaten. Aktör. Bernard Lachin ve Gözde Çetiner oynuyor. Bir üçümüz aktör oynuyoruz. Para bulmadığı zamanlarda evlere gidip boyacılık yapıyor. Ama aktör dediğin figürasyon yani. Figürasyon. Öyle bir kişiyi oynuyor. Bir eve gidiyor. Olaylar başlıyor orada. Gittiği eve bir kadın geliyor. Diyor ki sen benim kocamla berabersin. Kocanı anlatacağım diyor. Olay başlıyor. Ha. Olay başlıyor. Kocasının yerine nasıl peki, geçiyor falan. Nasıl peki? Yani çok genelde keyifli. Tiyatroya ilgi nasıl sizce? Ben şimdi çok iyi değil mi? Şimdi çok üçüncü iyi. Oyun. Tiyatro kapalı kişi oynuyor. Evet. Şimdi üçüncü oyun. Sıra bana geldi. Ne oynayayım? Demir diye bir oyun var. Rono Munro'nun bir oyunu. Abi. Çok etkileyici, çok çarpıcı. Bir sene oyun. Ben bunların ikisine yapışını oynayın. Ben de komedi oynamak istiyorum. Biraz böyle artık bu yaşta biraz sahnede eğlendirmek istiyorum. Fakat istediğim gibi bir komedi bulamadım. Zeynep bir gün dedi ki anne dedi kızı ben oynasam oynar mısın bu oyunu dedi. Bak işte o zaman oynar dedim. Ana kız sahnede ana kız oynuyoruz. Demir oynuyor. Demir diye. Ya oyunda da ana kız ama ilk defa yani dünyada da ilk defa iki tane ana kız sanatçı oynuyor yani bunu. Bu tesadüf oyunu oldu. Dünyada çok yerde oynanmış ve çok ödüller almış bir oyun. Ama ilk defa bir anne kız oynuyoruz. Çok yaşımızı da tutuyor. Bir olaydan dolayı kocasını öldürmüş bir kadın. Anne kocasını öldürüyor, hapse giriyor. 12 yıl sonra da 7-8 yaşında ölüm oluyor. Anne babayı öldürüyor. O aradan 15 sene geçtikten sonra kız ilk defa anasını görmeye hapishaneye geliyor. 15 yıl sonra çok vurucu bir hikaye ediyor. Yani neden diye sormak için. Çünkü babası öldükten sonra anne hapse girdikten sonra çocukluğunu hatırlamıyor. Genç kız olmuş ama çocukluğuna ait hiçbir anısı yok. Ve o sahne sıra yani oyun arasında bir de bir şey öğreniyoruz. Kadın hala kocasına aşık. Çok büyük aşk. Evet. O zaman herkesin aklına aynı soru geliyor. Neden? Neden? Çok güzel bir oyun. Ve oyunun bir tarafı daha var. Mesela şimdi benim bazı tiyatrocu arkadaşlarım işte hapishanede geçiyor dediği zaman. Vallahi Erdal dediler biz çekine geldik. Hani içimiz sıkılacak. Hiç öyle değil. Öyle güzel komedi sahneleri var. Güzin de çok güzel oynuyor. Zeynep de öyle. O kadar güzel tatlı böyle içini yırtan komediler var. Yani görüyorsun ama içinden de falan. Sinirim bozuluyor biraz. Yani, seyirci diyor ki ay ağladım diyor. Bayağı reaksiyonlu. İnanılmaz komik reaksiyonlar alıyor. Harika. Alkışlar alınıyor ve çok da güzel oynanıyor. Çok değişik bir atmosfer çünkü. Harika. İşler de iyi. Çok şükür. Siz izlemek çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Peki. Onu mu girelim? Onu girelim. Tam lafı gelmişken. Şimdi tiyatro oyunlarınızın olduğu bir kolejimiz var. VTR'si var. Onu izleyelim. Yani benim oyunumdan çok güzünlerin oyununa gitsinler. Tamam. Benimki neticede bir komedi ama o çok bakalım yaşam felsefesi var. Evet, kadın olayı var. İzleyelim. Şehir tiyatroları sanatçısı olan Erdal Özyağcılar, dizi ve film oyunculuğu kadar aynı zamanda tam bir tiyatro tutkunu. Bir gardırop dolusu, Türk pantolonlar, yüzükler. Ama artık ona da ne yapabiliriz? Joanna. Sen yoksun evimde. Ama ben evde kimse yok sanıyordum. Ben de öyle. Hanımefendi bakın. Pazartesiye kadar daire boyunca tarafından hayata geçirilen aile tiyatrosu Tiyatro Martı, perdelerini ilk kez Zeynep Özyağcılar'ın başrolünde olduğu Uçlar oyunuyla açtı. Martı!
Aile Tiyatrosu'nda Güzin Erdal Özyağcılar'da oyunlarını sergiliyor. Odama gitmek istiyorum. Benim odama geç. Hey! Bir bak yok! Bitirebilirim hanımefendi. Harika. Eminim Bay Sky size benim ne istediğimi tam olarak söylemiştir. Aa, söyledi efendim. Söyledi. Parlak mango sarısı. İki kat. İki kat. Çok önemli. Ahşaplar. Trafalgar mavisi. Oyunlarıyla seyircilerin gönlünde taht kuran Özyağcılar ailesi yeni oyunlarını sahneleyecekleri günü iple çekiyor. Dizi izliyorsun, tık kanalı çeviriyorsun. Siz de mesela kendinizi izlerken ama tiyatroda her şeyin bittiği andaki alkış aslında herhalde çok başka bir şey. Şimdi tiyatro bilmiyorum biz çok sevdiğimiz için yani tiyatronun tadını hiç başka birinde bulamıyorum. Bulmak mümkün değil belki de. O heyecan bazen diyorum ki ya biz deli miyiz, manyak mıyız? Bir insan kendine bunu yapar mı? Hı-hı. Bu kadar heyecan her evet. Oyun öncesi. Ya. İlk oyuna çıkıyormuş gibi. Bizim bir gün önceden yani, başlıyor. Aynı şey normal bir insanın yapacağı başlıyor. Şey değil bu. Normal bir insan yapar mı? Benim kaç o gün başlıyor. Etap. Hadi çıkıyorsun sahneye evet. Oynuyorsun. Çok büyük keyif. Seyircinin gözünden evet. o anki reaksiyonun almadıysa düşünüyorsun, üzülüyorsun, evde düşünüyorsun. Ertesi gün başka bir şey deniyorsun. Yani devamlı kendini geliştirebiliyorsun evet, oyunun değiştirebiliyorsun. Içinde. Değiştirebiliyorsun. Yani dizide arada bir cam olduğu için insanların ne tepki verdiğini de göremiyorsun. Oynuyorsun. Tabii araya reklam giriyor, bir şey oluyor falan. Ay onu ben hiç sevmiyorum. Evet değil mi? Yani dizi oyunculuğun sinema bir derece. Peki dizi oyuncuları hakkında biraz konuşalım istiyoruz. Bir şey söyleyeceğim bu tiyatro seyircisi hakkında. Tiyatro seyircisi bana hani böyle biz karyolanın üzerine bırakılmış sevimli bir çocuk vardır ya. Böyle meyin meyin yapar. Böyle biri gider onu alır böyle eline kucağına alır. Burasını oturtturur. O gibi filan yapar ya ondan oynar ya. Tiyatro seyircisi öyle işte. Yani tiyatro seyircisi bir oyuncuyu öyle sarıyor. Hmm. Evet, ya ben seviyorum. Sahneye çıktığım zaman orası o. Yani ben bir bebeğim onu o benim kucağına almış. Çünkü öyle bir şey var. Mesela ben hasta oynadığım zaman oldu. Sesimin kısıklığından bana daha fazla reaksiyon verdi. Değil mi? Alkış almadığım yerde alkışladı. Beni anladı hasta olduğumu. Veya çok iyi oynadığım zaman onlara o zaman hiç alkışlamadı ama tıs çıkmadı mesela. Hmm. Yani o bir kucak işte yani. Tiyatro seyircisi bir kucak, ana kucağı çok gibi. Çok sadık tiyatro seyircisi var. Değil mi? Yani öyle evet. Bir kesim var ki bütün tiyatroları izliyor. Bütün oyuncuları şimdi şurada oynadı. Geçen sene bunu oynamıştı. Bu sene dur bakalım ne yapmış diye takip eden ya bir her şey o kadar seyircimiz var. Ve çok gerçek. Bir de enerjisini insanları. Görüyor. Mesela Erdal Özyağcılar, Güzin Özyağcılar. Sahnede. Filmini seyretmiş. Canlı görüyor. Terini görüyor. Onların nefesini görüyor. Nefeslenmesini görüyor. Koşmasını görüyor. Fırlamasını. Her şeyi canlı görüyor ya. Evet. O ve bir kere oynanıyor o oyun. Bir daha yok. Aynısından bir daha mümkün bir daha olmuyor yani. Değil mi? Aynısı da aynı olmuyor. Evet, her oyunun. Ufak bebek dengeler oluyor. Modu da başka oluyor. Enerjisi de başka oluyor. Evet. Aynen. Tiyatro onun için çok güzel. Şimdi diziye geçelim. Onu soracaktım yani sizin beğendiğiniz son dönemde dizi de istiyoruz. Ben dizi istiyorum. Bakın ben size söyleyeyim. Güzin de. Ben de izlerim. Değil mi? Ben piyasaya çıkan her diziyi hangi kanal olursa olsun en az ya bir bölümü ya iki bölümü eğer hoşuma giderse 3-5 veya çok hoşuma giderse hangi de izliyorum. Hangi oyuncular olsun da o. Hiç önemli değil. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Çünkü dizi ayrı bir olay. Dizi ayrı bir konsept. Sinema değil, tiyatro da değil. Peki neden izliyorsun Erdal abi? Abi bir tanesi ne oluyor? Benim işim. Piyasa. Ne yapıyorlar? Kim ne yapıyor? Hangi senaryoyu kullanmış? Hangi senaryo hangisine benziyor? Bak uyanıklık mı yapmış? Ah çok iyi bir oyuncu bulmuş. Mesela çok iyi oyuncular çıktı. Vay diyorum bak nasıl bulmuşlar, nasıl oturmuş, cuk oturmuş karaktere. Gayet de güzel oynuyor, anlatabiliyor muyum gibi. Ne oluyor, ne bitiyor, ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Mesela bir rejisine bakıyorum, adam
böyle güzel yerlerden kesmeye bazıları tabii bakıyorum. Çok bambaşka. Allah'ım ya Rabbim, o uzatıyor da uzatıyor, plonjeler bilmem. Ya da fenalık getiriyor. Mesela ama seyrediyorum. İçinden geçenleri söylüyor ki, diyor ki bu benim işim ve izlemek zorundayım. Ama her şeyini izliyorum. Senaryosuna bakıyorum, ışığına bakıyorum, oyunculuklarına bakıyorum, kameraya bakıyorum, hepsine bakıyorum. Dizi başrol oyuncusu röportaj yapıyorlar. Hangi dizi izliyorsun? Hiç izlemiyorum. Diyor ki benim evimde televizyon yok, dizi izlemiyorum, yabancı dizileri izliyorum. Yapmasın o zaman abi. İşte ne bileyim, magazin programı sunuyor. Ayıp denen bir şey yok. Yapmasın o zaman, işi bu. Bakacaksın, edeceksin. Bir de ayrıca bir şey öğreneceksin. Yani her an bir şey öğreniyorsun. Hakikaten de öğreniyorsun. Peki mesela izler ya o televizyonun içinden geçip ya ben de o sette olmak isterdim ya da şu rolü keşke ben onu oynasaydım dediğiniz bir şey oldu mu? Öyle bir rol oldu mu? Olmadı ama yani bu güzel bak bu rol güzel olabilirdi dediğim, içimden geçirdiğim oldu. Olmuş. Ama böyle hani şeyden ekrandan içeri gireyim de orada olayım, o kadar değil. Peki, şey o zaten o rol büyük ihtimalle gelip sizi bulur herhalde değil mi o rolde olsa? Bilmiyorum ki. Peki şey anlar mısın Erdal abi, bir dizi başladı. Dizinin ilk yarım saatinden sonra bu dizi tuttu. Mesela Alişan dizi... yapar bunu. Rating canavarı olduğu için yapıyor. Ben de öyle bir şey var. Birinci olmuş dizi böyle yapıyor. Biter bu biter. Alişan adam birinci hayır, olmuş. Hayır bir şey söyleyeceğim. Biter, kesin bir şey söyleyeceğim ama çok enteresan bir şey. Yani ben yıllardır reytinge bakarım. Benim dizim olsun olmasın. Bizde de reytingçi başarışan. Ne demek bana ne? İşim diyor. Abi bakın. Evet öyle şeyler oluyor. Ben pek tutturamıyorum ama çok nadir ama oluyor. Dediği doğru. Yani o bir iki değil, o bir şey mi? O bir şey. Bir şey ya bak ben sana bir şey söyleyeyim. Türk seyircimizi aptal yerine koymayan dizi baştan bir defa gidiyor. Aptal yerine nasıl koyuyorlar yani, sizce? Hikaye belli. Oturmayan hikayenin neresi belli. Evet. Ve ben bunu böyle yap. O kadar zeki seyircimiz var ki. Tabii ki. O kadar zeki ki. En ufak orada bir hatayı hemen bat diye görüyor. Şu anda... Aman beni kafaya... Yok böyle bir şey. Çok itinalı, çok titiz davranmak lazım. Çünkü iyi bir dizi izleyicisi var artık. Çok iyi bir dizi izleyicisi. Çünkü şu anda bu eskiden kadar çok de fazla vardı. Dizinin çöpe gitmesi, yani çöpe gitmesi derken bunu şey olarak söylüyorum ama maalesef. Yani o yılda 100 dizi. Yani oyuncu olarak, senaryo olarak aptal yerine koymayacaksın. Aa biz yaptık gider diye mi? Yaşamdan koparmayacaksın senaryoyu. Aynen. Yaşamda ne kadar gerçeklik evet, var ki? Aynen. Senaryoda da aynı gerçeklik olur. Hayır ben senaryo yazıyorum. Benim senaryo ben yerine bir yaşam ve yok abi senaryo ayrı bir yaşam veremezsin. Peki o yaşamda zaman... ne varsa evet. Senaryo onun birleşimidir. Asıl üç kağıt, asıl zeka oradadır. O şeyleri, o puzzle'ı doğru yerlerine koymak. Çok alakalı bir şey soracağım. Aklıma geldi ama evlilik programlarının içinde yaşananlar da çok hayata dair şeyler olduğu için mi acaba insanlar izlemeyi seviyor? Mesela Esra Erol'unkini ben çok samimi olduğu için seviyorum. Seyrediyorum onu da Esra. Çok samimi çünkü. Bayağı samimi. Ağlıyor, şey yapıyor yani. Oyun gelmiyor bana. Dizi gibi. Mesela abi, benim dizi gibi. Bizim Güzin'le beraber kaç senedir en çok sevdiğim şey Survivor. Survivor'a bayılıyoruz biz. Evet. Çünkü ben Red Kit okuyor gibi oluyorum. Hayır şunun için hani hem hoşuma gidiyor Red Kit de ben o çok hem de dinleniyor kafam. Ve orada hiç tanımadığım şey insan profilleri görüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çıplak insan profilleri. Bir de tabii evet. O performansa böyle bayılıyorum müthiş, ben. Evet. Mesela şimdi bir Sema var. Nasıl güzel? Evet. Bak Sema çıktı diye. Çünkü mesela ben buz dansını da çok severim. Bir insan vücudunun buzun üstündeki evet. O hareketleri. Survivor'da bir nevi öyle. Abi Sema pırt gidiyor pırt. Furkan. Abi neymiş evet. O adam? İnanmaz hiç beklemiyordu turp kimse. İndiriyor. Ben keyif alıyorum. Hem o insan emeğine hem insan enerjisine. Şimdi de değil de bayılıyoruz. Mesela 20-30 sene önce böyle bir program olsaydı böyle bir teklif gelseydi gider miydin? Giderdim. Aa. Tabii giderdim. Sen açtın. Giderdim. Açtım. Bu da gizli gibi açtım. Aşağı dayanamaz. Bir de Güzin Hanım söylesin. Ben de sinirlenirdim. Eser West gibi olurdum. Evet. Parçalardım oraları. Sinirden parçalardım. Eser West gibi olurdum. Yani o kadar hırsızsın ve giderdim diyorsun. Giderdim ya niye gitmeyeyim ya çok iyi yedi gider. Güzin daha başarılı olurdu ama. Güzin yok ben çünkü niye bilmiyorum Eskrim'de Güzin birinciydi ama... o zaman. Neydi bizim Eskrim hocamızın adı? Seyit Mısırlı. Seyit Mısırlı bir numara şeye çıkardı Seyit Bey. Şampiyonlara girdi. Ya. Türkiye ikincisi üçüncüsü mü oldu? Tabii. Ama ben sevemedim o sporu. Peki, yaptığın sporu sevmen abi şey, lazım. Hemen geçmeden, konuyu geçmeden ben bir de onu soracağım. Oyuncu isimleri. Yok ben şeyi soracağım. Hani giderdim falan diyorsun ya mesela Güzin abla bir şey demedi. Hani arada mesela kıskançlık yok mu hiç? Olmadı mı bu kadar yıldır? Ne gibi? Siz hani kıskançlık hiç olmadı mı arada mesela? Ya bizim sizin oynadığınız rollerde gerçi hiç şey yok ama. Zaten yani öyle bir şey ki yani biz konuyu konuşurken evde her konuyu o kadar rahatlıkla konuşuyoruz ki. Ama şimdi öncesine de birazcık gidelim. Yani çok ne kadar ölü zamana giderse, gitmeyelim de yani. Hiç, ne olursa bir 5-10 sene içerisinde bak, ben bileyim. Sana bir şey söyleyeyim mi canım? Evlilik birbirinin tapusunu almak değil.
O bir kişilik, sen bir kişiliksin. Onun da kendi özgürlük alanları olmalı, senin de özgürlük alanların olmalı. Birbirinize müdahale etmemeniz lazım. Evlenirken de ben kocamı değiştiririm. Aa, onun bu huyu var ama ben onu yok ederim. Hayır. Evlenme yaşına gelmiş bir insanı maalesef değiştiremezsin. Onu o şekilde kabul ediyorsan alacaksın. Ne seviyorsan. Evleneceksin. Bunu bir alt yazı lütfen. Evet. Ayşen, iyi dinle. Evet. Yani değiştiremezsin. O insanı o şekilde kabul ediyorsan evlenmeye. Ve böyle bir saygı olursa da kıskançlık olmuyor. Evet, bu saygı. Çünkü o kadar temel bir şey hani, ki. Evlilikte diyorlar ya işte saygı çok önemli. Hani i̇şte buyur var ya. Buyur hadi. Buyurun karşılığı oldu zaten adam. Kıskançlık olmuyor yani. Mesela oyuncu olarak biraz Erdal'ın da kendi olur. Özgürlük alanı vardır. Benim de. Ben bana hiç karışılsın istemem. Ama aramızda bir güven var. Erdal, Güzin sen çok sıkıldın. Hadi bir Londra'ya git. Bir, şöyle havalan gel der. Tabii derim giderim. Erdal Bodrum'u seksemen. Erdal Bodrum'a gider. Her gün telefonlaşırız. Hatta bazen iki saatte bir Erdal yeter arama artık tamam. Evet. Yani anladım. İletişimimizi sizi de huzursuz etmek istemem. Mesela kesmedikten sonra. Ben şeyde İstanbul dışında çok dizi yaptım. Evet, günlerce, aylarca yani benim öyle bir o klasik yapımız vardı ki o kadar güzel herkes bilirdi. Benim 5 senelik de Yasemin asistanım var. Sabahleyin kalkarım. Asiman der ki Güzin Hanım'ı aradık mı? Oo, ben onu aramışım zaten 9.30'da ve onda bana bir günaydın demişim. Çok az konuşmuşuz. Sonra dizi haldır 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 olur. Akşam üstüne doğru bir daha ararım Güzin'i. Evet. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Ondan sonra her akşam değil ama bir de yatarken ararım ama artık Güzin açmaz. Tamam tamam hadi iyi akşamlar der kapatır. Şöyle bir şeyiniz oldu mu hiç? Hani ben şu rolü kesinlikle oynamam. Ne bileyim sevişme sahnesinde olmam, yok, öpüşmem. Yok. Bizim mesleğimizde böyle bir şeye yer yok. Şimdi yalnız bir şey söyleyeyim. Güzin öyle bir şeye karışmaz ama ben kendi kendime sansür koydum. Ha işte onu soracağım. Ben ama Güzin'e sorduğum için değil. Bazı şeyler, bazı sahneler gerçekten gerektiği zaman tamam. Ama gerekmeyip de hani orada bir renk olsun, bir şov olsun dediği zaman zaten o zaman Güzin'e ihtiyaç kalmıyor ki ben zaten. Evet, zaten ben de aynı şekilde Güzin öyle bir şey. Zaten öyle bir inandırıcı bir neden olduğu zaman ne Güzin bana bir şey sorar ne ben ona bir şey sorarım. Ama zaten otosansörün insan kendi koyuyor. İşte onu soracağım. O yani. Çekilen dizilerde mesela en son Cesur ve Güzel'de galiba ben tam izleyemedim ama Kıvanç Tatlıtuğ'la Tuğba Büyüksü'nün bayağı böyle bir öpüşme sahneleri var, havuz sahneleri falan filan. Mesela onu gerçekten orada olması gerektiğini hissettiniz mi ya da izlediniz mi? Ya da şu andaki mesela ya da eskiden başka hani bir Amerikan öyle... planı diyorlardı bir şeyler falan. Valla ben Cesur Güzel'i seyrettim. 2-3 bölümünü, 3-4 bölümü seyrettim. Daha çok Vatanım Sensin'i seyrettim. Ondan sonra bak seyirci zorunuz değil mi? Evet, fakat şey yani o öyle bir dizi filmde yani gerekli miydi gereksiz miydi onu bilemem. Onu çünkü o kadar sürekli seyretmedim yani o kadar senaryoya hakim değilim. Ya da hakim olduğunuz dizilerde yani ne gereksiz yani bu kadar da öyle bir şey görmedim. Yok görmedim öyle bir şey olmadı. Yani benim çalıştığım dizilerde öyle bir şey olmadı. Evet. Peki oyuncu alalım. Mesela yani. En son şeyde yavrum neydi o Aslı Bekiroğlu'yla Yılmaz Kunt'un bir öpüşme sahnesi var. Ben bile içim gitti. Çok hoşuma gitti. Aa. Küçük küçük öyle güzel öpüşüyorlar. Sana da söyledim ya. Ya oluyor be ne güzel ama o, Yılmaz. O hoşuna giden geldi. O hoşluk geldi. Oldu. O, evet. Öyle zarif şey vardı. Böyle bakıştılar öptü böyle çekildi bir daha öptü. Bir de şimdi. Ha, onlar şirin oluyor. Böyle, değil mi? Ha, şimdi o, bak bir de dizilerde yani daha çok erotizmden arınmış. O hoşluk oluyor. Çok bir güzeldi. Kişi, sevgili aşk yaşıyor fakat böyle. E canım yani gerektiğini de yapsın o zaman. Yapmadığı zaman. Bekliyorsa yani izleyici de bekliyor. Ya bir öpüşün artık. Yani yani evet. Yapmacık oluyor bu sefer. Böyle suni suni. E nerede bunların aşkı? İnanmıyorsun. Doğru söylüyorsunuz evet. Bazen gerektiği yerde de olmalı yerde. Tabii. Evet. Peki bir oyuncu ismi rica ediyoruz. 3 saattir soruyorum. Bir türlü cevap alamadım. Kimleri çok beğeniyorsunuz dizi vallahi oyuncularından? Valla yeni çıkan Kıvanç'ı çok seviyorum mesela ben. Çok büyük ilerleme gösterdi. Şeyi seviyorsun sen. Çağatay'ı seviyorsun içeride. Çağatay'ı da seviyorum. Yani şeyi seviyorum. Bak. Dur yaşlar çıkacak. Bekliyoruz. Seviyor sevmiyordaki küçük bir kızımız of, var. O benim de favorim. Ay kim o acaba? Hemen bakabilir seviyor sevmiyor da. Bilmediğim için seviyor sevmiyor bir küçük. Ha pazar günü ATV'de oynuyor. Pazar günleri çok iyi bir oyuncu yavrum. Ya, çok şeker bir oyuncu. Kim? Çok onu iyi bir çok komedyen. Seviyor.
Çok iyi bir komedi oyuncusu. Var yani gençlerde, şimdi tam isim hatırlayamıyorum ama çok parlak oyuncular var. Siz nereden abi? Benim hemen de hemen hemen Güzin'in dediği Şahin gibi onlara bakıyoruz, ediyoruz. Burak Özçivitler, Kenan Müzeoğlu'lar falan onlar da herhalde. Şeyde oynayan, bu Çağatay'ın karşısında oynayan. Aras. Aras da Aras, iyi oyuncu. Aras her zaman iyidir. Çocuk. Evet, iyi. Çok iyidir. Mesela orada mesela şeydeki çocuk, Vatanım Sensin'deki oğlanı oynayan çocuğu çok sevdim. Burası Ali Kemal oynayan. Vay, Ali, burası yırtık olan. Ha. Üvey çocuk, üvey oğlan. Ha, o çocuk. Ali Kemal işte. Mi? Yeni çıkan o, ama. O yeni bir şey galiba. Aa, evet. Çok evet, iyi çocuk. Oyuncu değilmiş galiba. Bir yerde abi, keşfedilip hemen. Hani böyle neyse abi, ben onun oradaki oyunu oyuncu olur olmaz bilmiyorum. İnandırıcı olduğu zaman. Bir dönem şöyle bir şey vardı abi. Bizim özellikle hani benim o Aynalı Tahir'le falan yılları biz çok eleştiriliyorduk. İşte şarkıcıdan oyuncu olur mu? Mankenden oyuncu olur mu? İşte hatta birkaç tiyatro sanatçısı o zaman bizi eleştirmişti veya eski sinema oyuncuları falan filan. Çok hor senin böyle bir şey, ön yargın var mı? Şey, hiçbir zaman olmadı çünkü dizi film ayrı bir sektör. Yani ne sinema ne de tiyatro. Zaten tiyatroyla sinema daha yerleşik ve daha kalıcı 7. 8. sanat olduğu için, yani anlatabiliyor muyum? Onların zaten kuralları var. Sen o kurallara uyarsın. Görsellik uymazsın. Önemli. Görsellik önemli. Tiyatronun şeyi vardır bilmem ne de şu. Ama dizi film bir karmaşa. Daha çok gösteriye ve şova dayalı bir olay. Yani ne olursa olsun tabii ki hikayeyi güzel yapacaksın. Tabii ki sinema tadında dizi yapacaksın belki, ama neticede senin kitlen çok geniş. Nasıl geniş? İzmir'den alıyorsun, Kahya kadar gidiyorsun. Evet. Mersin'den alıyorsun, Trabzon'dan çıkıyorsun. Evet. Öyle bir yelpaze ki, öyle bir geniş şey yapıyorsun ki, yani kendini ifade ediyorsun ve eğlenme bazlı yapıyorsun ki, o zaman eğer yüreği varsa ve oradaki bir takım kriterler, ölçüler, yapımcı, işte şey yapımcısı, şirket bilmem ne, eğer bundan oluyor derse ve yönetmen de olduruyorsa niye olmasın abi? Ben çok öyle çalıştım. Çok çalıştım o şekilde. Oyun ve hepsi de çok başarılı oldular. Değil mi? Tabii canım. Gerçi bizimkilerde yoktu ama ondan sonra mesela Şeynaz Tango'da şeyi oynayan, Billur oynayan yeşil gözlük kızım vardı. Neydi? Çok sonra şeker. Bana taş gibi de ne güzel oynadı. Git kaç sene evvel. Ben çok oynadım. Benim için sorun değil. En son oynadığınız dizide de galiba bütün hepsi oyuncu kökenli değil de herhalde. Tabii işte evet, yani ha. Yılmaz şeyden, Best Model'den gelmişti mesela, o kadar. Evet, bizim şey söyleyen adına yabancı damatta oynadığımız Özgür. Özgür de. Taş gibi ol. Tolga Ansayışman yavrum benim, canım oğlum benim. Evet. Gel, o da öyle nasıl geliştirdi kendini. Tolga Ansayışman dün evlenmişler. Öyle mi? Dün galiba işte 14 Şubat'ta Almeda ile evlenmişler. Onlara da mutluluklar diliyorum. Ne kadar güzel o da kendini geliştirdi. Abi tabii ayrı. Yalnız şeye çok üzüyordum. Yani Aynalı Tahir orada reytingleri alıp götürüyor. Biz de Faruk Turgutçum'la bir dizi yapıyoruz. Hangi diziydi o? Sevdalık mıydı bir şey? Sevdalık. Sevdalıktı galiba. O zaman aynı zamanda. Sevdalık değil. Sevda Kondu. Sevda Kondu. Aynı anda oynuyorduk. Aynı anda oynuyorduk. Biz reyting birinci oluyorduk. Bizler dörtlerde, beşlerde, altlarda. Öyle ya. Nasıl değiştiriyor böyle böyle değiştiriyor. Tabii tabii. Aynalı Tahir tabii. Canım Tahir'im, Aynalım ya. Bir de romantik Urfalımız var efendim. Bir bu at altında bir veteremiz var. Bir izleyin abi bak, romantik Urfalı neler yapmış Urfalı. Bir izleyin. Bayanlar haksızlık yapıyor musunuz? Yok canım, hiç olur mu? Bayanlar güldür mü, çiçektir. Bunlar sözlerde geçiyor genelde. Uygulanıyor mu? Yok yok, uygulanmaz. Eşinize yılda kaç kere çiçek alıyorsunuz? İnan et, eşime yılda ben hiç götürmemişim. Şimdi yalan yok. Nerede burada eşitlik? Nerede burada kadına değer? Şimdi abla eşitlik... Biz işte çalışıyoruz o tarafa, bu tarafa, hiç çiçek düşün hatırımıza gelmiyor. Hatırlamak için neler yapıyorsunuz? Ha, hatırlamak için gittik mi, eve gittik mi, yani elimizde ne oldu mu onu verir. Cebimizdeki parayı hepsini onlara verir. Zaten paramız evde kalıyor. Kendine alsınlar. Ne güzel cevap atıyor. Ama nasıl doğal ve gerçekçi. Eşine yani. Yılda alayı çalmamış. İşte çok komedi güzel. Bu ne kadar evet, doğal değil doğal mi? Doğal. En doğal. Yani gerçekten. Bunu sahneye getirmek, ekrana getirmek. En doğal. Bugün özel son cümlelerinizi veya vermek istediğinizi söylemek istediğiniz. Ben kendime son cümle ayırdım, o da tiyatro için. Tabii ki. Gerçekten tiyatroyu bırakmayın. Bakın
Tiyatroyu bırakmayın. Bizim tiyatro kurtarır. Değil mi aslında? Evet, tiyatroyu bırakmayın. Tiyatro sizin ruhunuzdur, kendinizdir, aynanızdır, her şeyinizdir. Tiyatroyu filelerinize sokun. Yani bir dilim ekmek, bir parça ekmek gibi. Ne bileyim, eskiden filelerde öyleydi. Evet. Bir somun ekmek vardı, bir sana yağı vardı. Bir karpuz. Ufak, bir karpuz, bir ufak rakı, yeni rakı. Bir tane gazete. Bir tane gazete. Tiyatroya da böyle filenin içine, bir filenin bir poşetin içine koyun. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Rica ederim. Sizin var mı söylemek istediğiniz bir şey? Ben madem seyircilerimizi oyunlarımıza çağırdık, günlerini de söyleyeyim. Aa, günlerimizi seyrelim. Ben abi kartını mı verecek dedim? Hayır. ben Demir'inkilerini söyleyeyim. Demir'in Perşembe akşamı Fulya Sanat Merkezi'nde oynuyoruz ama Beşiktaş Belediyesi büyük bir jest yaptı. Oyunu satın aldı ve çok güzel bir şey daha yaptı. Her gelen seyirci bir kitap getirecek. Aa, ne güzel. Aa, ne kadar ne güzel bir düşünce. Ve o kitaplar toplanıp Anadolu'ya yollanıyor. Okullar. Harika. Mükemmel. Harika. Çok güzel. Yani bunun için Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Ondan sonra 15 Mart'ta Barış Manço'da Demir. Kültür Merkezi'nde. Evet. Demir. 23 Mart'ta Profilo'da. Şimdilik belirlenen günler bunlar. Bunlar Demir oyunumuz var, bekliyoruz. Harikasın. Ben hızla hoş geldin boyacıya geçiyorum. Biz hani kaseti çıkarmış arkadaşlar. Konser tarihleri. Evet. Şimdi 21 Şubat Kadıköy Halk Eğitim, 23 Şubat Ankara ODTÜ, 27 Şubat Leyla Gencer sahnesi ve 2 Mart'ta da Caddebostan Kültür Merkezi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Hocamın alkışlarından teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Her 100 çiftten 22'si boşanıyor. Türkiye'de 1990 yılında evlenen her 100 çiftten 9'u boşanırken son dönemde rekor kırıldı. Her 100 çiftten 22'sinin boşandığı ortaya çıktı. Kriz dönemlerinde boşanma artıyor. Ülkemizde 1990 ile 1997 yılları arasında evlenen her 100 çiftten 11'i boşandı. 2001 krizinde ise bu sayı 17'ye yükseldi. 2012'de ise evlenen her 100 çiftin 20'si ayrılık kararı aldı. 2015'te ise evlenen 603 bin kişiden 132 bini boşandı. Yani evlenen her 100 çiftten yaklaşık %22'si yollarını ayırdı. Peki neden boşanma oranları arttı? Hadi Kavuş Artık kitabının yazarı Seda Diker, evliliklerin neden mutsuz sonla bittiğini ve mutlu ilişkinin sırlarını her şey dahilde anlatıyor. Evet efendim, evet, şimdi konuğumuz Seda Diker. Seda Diker bizlerle, nasılsınız, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ve teşekkür yepyeni ederim. Kitabıyla Haydi Kavuş Artık. Ay, kime kavuşuyoruz? Harika. Aşkımıza kavuşalım çünkü kavuşumsuz aşklar var son dönemde. Kavuşamayan aşklar da var aynı zamanda. Kavuşamayan aşklar var maalesef. Hatta evli olup da bence gene de birbirinden uzak çiftler var. Onların bile bu kavuşma ihtiyacı var diye düşünüyorum. Harika. Evli olup da birbirinden uzak nasıl? O nasıl? Göreceğiz. Evet evet. Yani hayır, hiç göreceğiz. Hayır yani olması gerekmiyor. Tam olarak aşkı yaşayan, birbirine çok uzan karakter olarak iki ayrı kutup olan ama evlenmiş ama hala birbiriyle o aşkı yaşayamamış anlamında. Evet. Onlara da hani hadi kavuşun artık. Herhalde ilişkiler üzerine tabii anladığımız kadarıyla tabii, bir kitap. Tabii. Peki birazcık öncelikle bugünden bahsedelim. Sonra tekrar zaten kitaba geri döneceğiz. 14 Şubat'ta sevgililerin herhalde tabii ki güzel bir gün, yine bir yemek yemekler yenir, böyle bir aşk cümleleri sarf edilir ama bir yandan da bu hediye alma konusu çiftler üzerinde stres yaratıyor diye düşünüyorum. Yani ne alacağım ben sana, ne alacağım ben sana. Özellikle de bu sevgililer gününde kızların beklentileri daha bir büyük oluyor galiba, öyle mi? Maddi, maddi. Ne demek maddi? Öyle. Hiç ben öyle hemen bir tane örnek yani vereyim. Yani kırmızı gül alan kadın, saçım kabardı bak sindirendiriyor maddi. Şimdi diyorum erkek yani. Gider şimdi şey alır, bir hani bir ne bileyim işte ne? Küpe alır, işte ne bileyim yüzük alır, kolye alır. Niye ama herkesin maddi durumu küpe, yüzük almaya uygun değildir. Çiçek olsun, çiçek olsun, bence o da çok güzel bir şey. Aslına bakarsanız nasıl sunduğunuz daha da önemli. Bana göre ne söylediğiniz onu verirken çok önemli. Öyle değil mi? Yani bir kadın aslında böyle şeyleri hiç
Hayır, ambalaj, ambalaj derken ondan bahsetmiyorum yani. Bütün her şeyden sunumdan nasıl başlıyor. Nasıl verdiniz? Ne söylediniz onunla ilgili? Mesela benim eşim bir sene kavga ettik. O kadar büyük kavga ettik ki. Dedim ki herhalde ayrılıyor muyuz, ne oluyor? Sonra bana bir hediyeyle geldi. Bir ağaç, yani çok basit bir kolye ucu ağaç almış. Dedi ki, şimdi o basit bir hediye aslında. Ama dedi ki mesela, Seda dedi, bak ben seninle bu ağaç gibiyiz biz, daha da köklenmek istiyorum dedi. Mesela çok çok hoşuma gitti. Bunun gibi böyle duygularınızı yani söyleyerek... Bunlar, çok özür dilerim, bunlar çok sendik şeyler değil. Sen bu cümleleri kuramayacağın için sen bir, en azından... Ne alaksa, demin Erdal abinin lafını aldın. Erdal abinin lafını aldın mesela. Taklitçisin işte, kendin kuramayacağın için cümleyi, o yüzden biraz maddi açıdan sen zorlanabilirsin diyorum. Ali Şancır, sen gel bana, o bende. Sen ne söyleyeceksin bana sor bence, tamam. Sufle yapalım değil mi? Aynen. Erdal abi ne demişti? Evet. Sen? Hayır, etraf toz duman. Etraf toz duman. Gözüme kaçtın, kör oldun. Gözüme kaçtın, hayır ya. Hiçbir şey göremiyorum, senden başka bir şey göremiyorum gibi. Al işte, o kadar aklımda kalan. Aklımda kalan bu maalesef yani tabii. Dediğimiz gibi sunum çok önemli. Yani kadına evet. Aslında kadın o gün herhalde kendisini iyi hissetmek istiyor. Peki evet. Erkekler ne bekliyor sevgililer gününden sizce? Şimdi erkekler genelde bana göre çok fazla önemsemiyorlar. Hatta nefret ediyorlar. Evet, yani biraz bir bunu kapitalist de buluyorlar. Bana sorarsanız önemsenmek ve özel olduğunuzu hissetmek önemli. Kadın da erkeğe, erkek de kadına bunu hissettirmeli. Hatta sadece sevgililer günü değil, hissettiğimiz her zaman bunu yapabilsek ne kadar güzel olur. Evet. Yani sadece özel hissetmek. Peki sadece böyle özellikle sevgililer günü bu hediye alma falan stresi ilişkiler için sağlıklı mı? Mesela bir hediye aldı, kız beğenmedi işte, ne bileyim, ya da beklentisi karşılanmadı ya da birinin hediye almayı unuttu. Ama beklediği hiç, gibi bir yemek olmadı falan. Bunlar aslında böyle bir günde yapılma zorunluluğu var ya hani biraz kafamızda. Maalesef. Bu ilişkilerde mesela bu 14 Şubat sevgililer gününde ayrılanlar oluyor mudur acaba? Kesin. 14 Şubat sevgililer günü. Bir kere biz maalesef görüntüye çok önem verir olduk. Yani nerede yiyeceğiz, nasıl yiyeceğiz, ne alacağız falan. Bunların önemi yok. Eğer bunlara önem veriyorsanız orada kalp yok arkadaşlar. Gerçekten sevgi olması gerekiyor. Duygusallık olması gerekiyor. Bağ olması gerekiyor. Mesela ben şeyler de biliyorum, bakın. Bu da değişik bir şey. 14 Şubat sevgililer gününde yalnız geçirmeyeyim diye sevmediğim veyahut da istemediğim birini, hani ayrılmıyorum, bekliyorum biraz. Bu nasıl bir baskı? 14 Şubat sevgililer gününde dışarıda olayım. Sonra ayrılacaksam ayrılayım. Nasıl ya? Şeyler ya? Evet, var. Var ha, sevgilim ne olayım? Yalnız olmayayım. Yalnız sonra olmayayım. 15'inde ayrılırız. Sonra bakarız yani. Eğer bitecekse ilişki 14 Şubat sevgililer gününden sonra bunu düşüneyim diyen birçok insan biliyorum. Yani işte bu insanlar bana göre yarım insanlar. Eğer bir insan, bir tane kitapta okumuştum. Gerçekten beni çok etkileyen cümlelerden bir tanesi. Eğer bir insan tamsa yarısını aramaz. Evet. Eğer yarım kişi yani geliyorsa, hani bir sen, ben 1,5 olabilirim ama asla yarım değilim ve bire tamamlamayı beklemiyor evet. Olmak lazım işte bu durumu yaşamamak için aslında. Kesinlikle. Yani sevgililer gününde bir şeyi hatırlayacağız. Önce kendimizi seviyor olmalıyız evet, ki başkasını evet. Gerçekten sevebilelim. Ama boşlukta olanları da anlıyoruz. Boşlukta olan olabilir. Zayıf noktaları olan olabilir. Biz buradan uyarımızı yapalım. Gerçekten görüntünün hiçbir önemi yok. O gün, o gece bir yere gitmenin o kadar da önemi hiçbir yok. Hiçbir manası değil yok. Mi? Evet. Aynen öyle. Peki, şimdi sohbetimize devam... Sen zaten masraftan nereden kaçınacağım diye. Ne alakası var masrafı? Sevgilim olsun. 13 Şubat'ta ayrıdır, 15 Şubat'ta barışırsın sen. Olur mu canım? Yaparsın. Yok. Yapar mısın, yapmaz mısın? Bak bu kaçıncı 14 Şubat sevgilisiz biliyor musun? Hayatımda 2 tane 14 Şubat'ım var. Sen. 2 tane 14 Şubat'ım göbek var. Göbek atıyorsun. Millet ne mi? Alakası var? Keşke olsa da bütün evimi arabamı versem ya. Hayır, millet senin için neden pinti diyor? Çok merak ediyorum. Ne alakası var? Benim pintiliğimi gördün mü bugüne kadar? Ha, bana sorma. Sen ha, gördün mü sen? Pinti misin değil sen misin? Sen gördün mü? Pinti misin değil misin? Değilim, hayatta değilim. Sen gördün mü benim pinti misin değil misin? Bak şimdi ya. Sen bugüne kadar benim böyle bir şeyimi gördün mü? Söyler misin? Yani bana karşı çok bir şeyini görmedim. Yani hiç kimseye karşı. Bir şeyini görmedim yani bana karşı. Net bak bugüne kadar. Ne? Bak. Aldın mı? Almadın. Alamadın ki doğum günü dediği bir sürü engelme oldu. Bak o şey bu oldu. İçin benim bakıyorum. 10 gün sonra, bir ay sonra geldik Çağla'cığım, bir şey alamamıştım. Seni bunu çok beğendiğini hissettim. Ben sana hediye aldım dedi. Bu ne bu? Burçin. Bu ne bu?
3 sene önce aldı mı? Bak bak görüyor üç musun? 3 sene aldı. Ha bu 3 sene... Herhalde. Allah Allah. Bu senin doğum günü hediyesi Ahmet, o yüzden pintisin. Ya evet ama, gelelim Amerika yeni haberimize. Hadi ve Ahmet Çoban 29 yıl önce kaçarak evlenmişler efendim. Ve dönemde yaşadıkları parasızlıklar sebebiyle düğün yapamamışlar. Gelinlik giyememiş. Gelinlik giyememiş Çoban çifti. Hayır. Düğünde olmamış. Çoban çifti 29 yıl sonra 18 düğün yaşındaki kızlarıyla birlikte davullu zurnalı düğün yapmışlar. Buyurun izleyin. Gelinlik ve damatlık giyemediler. 29 yıl önce kaçarak evlendi Fadime ve Ahmet Çoban çifti. Parasızlık nedeniyle düğün yapamadılar. Kaçarak evlendik ama yapılmadı. Aileler yapmadı. Onun ailesi yapmadı. 29 yıl sonra düğün. 1000 kişi düğüne katıldı. Fadime Çoban tam 29 yıl boyunca gelinlik giyemedi. En sonunda kocası Ahmet Çoban eşine davullu zurnalı bir düğün yaptı. Düğüne 1000 kişi katıldı. Tabii gelinlik giymek için gittik işte. Sadece gelinlik giyip resim çekinecektik güya. Eşim de kafaya koydu gelinlikle görünce illaki düğün yapacağım diye çıktım. Valla kınamız oldu. Normal aynı bir kız düğünü gibi oluyor. 29 yıllık evli gibi olmadı. Her şeyi ben kendim yaptım. Her detayla kendisi ilgilenen Fadime Çoban yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlattı. Yani evden yeni bir kız nasıl bir çıkıyorsa aynı sistemlerin hepsini biz de yaptık onların. Arabanın arkasını her şeyi ben kendim yaptım. Validen izini de kendim aldım, karakoldan izini de kendim aldım. Çiçekçi süslemeciye de kendim gittim. Onlar da normalde evleniyoruz, mutluyuz yazıyorlar ya. Biz onu söyletmedim. Biz evliyiz, mutluyuz yazdım. Çünkü evliyiz. Biz 29 yıllık evliyiz, mutluyuz yazdıralım dedim ben. Gelen görecek artık. Hani yeni evlenmediğimiz nasıl olsa bilinecek. Öyle bir fikir çıktı işte onu da yazdım. Yani aslında bunlar da önemli mi yoksa önemsiz, ne bileyim, böyle şaşalı bir düğün yapmak hani kadınların en büyük hayali. En büyük hayaldir kadınların tabii ki gelinlik giyecek ama. Ya şimdi tabii ki bütün genç kızların bir hevesi var, bir gelinlikle kendini hayal ediyor. Ama bunun ne şekilde olacağı, bir düğün olsun işte şöyle olsun böyle olsun falan, bayağı biz şekle takılıyoruz maalesef. Ve bizim bence son dönem evliliklerinin içlerinin biraz boşaltıldığını görüyorum ben. Yani duygu fazla yok, sevgi fazla yok. Aynen. Çok büyük bir alevle. Bir hevesle, bir heyecanla yapılan evlilikler. Evet, maalesef. Yani bazen mesela bana çok kişi gelir. Yani 10 binden fazla kadınla mesela çalıştım. Onlar gelip otururlar. Bazıları der ki mesela benim hedefim evlenmek. Sadece evlenmek istiyorum. Evlenmiş olmak istiyorum bu. Evlenmiş olmak istiyorum. Yani evlenmek istiyorum diyor. Haklı. Yani evlenmek isteyebilir birisi. Ama sonra ne olacak diye sorduğumda bilmiyor. Ne yani, bekliyorsun mesela dediğinizde? Ne bekliyorsun? Orada bir beklenti bana anlatamıyor fazla. Çünkü aslında biz evliliğin ne olduğunu öğretemiyoruz. Bence evlilik okulları falan kurulmalı. Yani bir evlilikten sonra yepyeni bir kapı açılıyor, bir dünya orası ve zorlu bir dünya. Yani orada çok daha büyük şeyler başımıza gelecek. İki kişi birlikte yaşamaya çalışacağız, çekirdek aile kuracağız. Çekirdek aile diyorum çünkü en büyük boşanma sebeplerinden ve evlilik problemlerinden biri ne biliyor musunuz Türkiye'de? İki tarafın anneleri. Baba. Ya da aileleri çok fazla bu evliliğin içerisinde ve çocuklar çekirdek aile olarak anne babasını görüyor, hala kendi kurduğu evliliği görmüyor. Ama şimdi burası burada hani problem. Bizim örfümüz, adetimiz, geleneklerimiz bir başka ya. Yani Türkiye'de sadece çiftler değil, aileler de evlendiği için. Tabii ki ben buna bir şey demiyorum. Bunun yönetiminin öğrenilmesi lazım. Tabii ki annelerimiz, babalarımız atalım demedim. Asla böyle bir şey yok. Ama bunun bir yönetimi olmalı. Ya da bir sınırı olmalı. Çizilmeli. Bu sınırı kim çizecek? Erkek çizecek. Aynen, bravo. Erkek çizecek. Annesine, babasına da, eşine de bir sınır çizecek hatta. Ve diyecek ki senin rolün bu, senin rolün bu. Senden aldığım sevginin şeyi farklı. Senden aldığım mutluluğun yeri ayrı.
her ikisini de istiyorum diyecek ve bunu çok güzel sınırı çizecek ve kimseyi kırmadan çizecek. İşte o sınır çizerken ki kriz eğer aşılırsa zaten evet. Evlilik uzun süreli oluyor. Evet, gerçekten öyle. Ya da evlilik oluyor. Evet. İkincisi de çok önemli bir şey daha var burada. İkincisi de kabul. Ben karşımdaki kişiyi değiştireceğim diye evlenemem. Çünkü değişmez. Evet. İnsanın da söyledi biraz. Değil mi? Az önce söyledim. Aynı şeyi evet. söyledi. Gerçekten değiştiremeyiz. Bunu bileceğiz çünkü en önemli... Ya da geçici olarak değişebileceğini kabul edeceğiz. Geçici olarak yapar ama o pek de durmuyor üstünde kişilerin yani. İşte geçici yani. Geçici, hakikaten geçici olur. Peki tanıyamadıysak, tam tersine oynadıysa kadın veya erkek evlenene kadar? Ne kadar sürede evlenmeyi planlıyorsun İşte Ayşe? Onu diyorum işte, ne kadar sürede evet, evlenmemiz lazım? Gerçekten bence çok iyi. Doğru ama. Doğru çünkü çok hızlı evlilik kararı alanlar var görüyoruz. Mesela 3 ay mı atıyorum, 6 ay mı? Yani tabii ki bu kişiden kişiye, çiftten çifte değişir. Ama ilk tanıdığı, yani bir insanı ne kadar sürede tanıyabiliriz? Yani kimisi mesela 3 ay 60 gün görüşmüştür. Kimisi atıyorum 3 kere görüşmüştür. Tabii. Ben yani ne zaman o kişiyi artık ben tanıdım ve hani inanıyorum ve güveniyorum diyebilmeli? Sözleriyle davranışlarının birbirini tuttuğunu yeterince izlemeli. Bu bir. Aşırı kıskançlık, aşırı alkolizm, kumar gibi bağımlılıklar, aşırı cimrilik ya da aşırı şiddet gibi problemlerin olmadığından emin olacak kadar. Bu belki hani sık görüşmeye bağlı. Hani 3 ayda çok yoğun görüşür anlarsınız. Bazen 6 ay, 1 sene olabiliyor bu. Eğer uzaktaysanız lütfen bir arada vakit geçirin. Çünkü gerçekten anlayamayabilirsiniz. Çünkü bir yerde mutlaka bir falso verecek yani. Kesinlikle. Ve onu görebilmek için de gerçekten ciddi bir zaman harcamak gerekiyor. Şimdi bir seyirci telefonumuz var, onu alalım. Tam 61 yıllık evli bir seyirci. Zannediyorum bize sorusu değil de söyleyecekleri var da diyebiliriz. Alo. Saliha Hanım. Saliha Hanım. Evet yavrum. Merhaba Saliha teyzeciğim. Yavrularım, güzellerim. Hani bir bağlanmak istiyordum. Sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çağlam, Alim. Ben 77 yaşındayım. Maşallah, öpüyoruz ellerinizden. Ben de sizleri öpüyorum. Nice sağlıklı, sevgiler gününe. Amin, çok sağ olun. Yavrum, biz 61 senelik evliyiz. Maşallah. Ve evlendiğimizde bir kırık tahta masamız vardı. Bir de divanımız vardı. Hem yatardık hem gündüzde otururduk. Ama çok mutluyduk. 15 kişi oturuyorduk bir de. Bir evde. 15 kişi oturuyorduk bir de evde. Evet yavrum, eskiden öyleydi. Tabii ki. Şimdi 60 yaşında kızım var. Maşallah ya. Ne güzel. 60. Nasıl teyzeciğim, nasıl bu kadar taze tuttunuz? Bu evliliği diri tuttunuz. İşte böyle sevgiden yavrum, saygıdan. Çok büyük bir saygı var tabii ki arada. Eşimde, nasıl evlenmiştiniz? Görücü usulü mü evlendiniz? Severek usulü, mi? Görücü usulü. Ben zaten 14 yaşında evlendim. Eskiden öyleydi. Tabii eskiden o zamanlarda aynı 60-70 sene önce öyleydi yani. Evet. Yapacak bir şey yok. Yani hiçbir şekilde tabii ki tasvip etmiyoruz ama o zamanlarda öyle şeyler var. Benim anneannem de 14 yaşında evlenmiş. Evet. Ama şimdi sonucuna baktığımız zaman 69 yıllık bir evlilik tabii var ki, yani. Tabii ki. Maşallah. Yaşam. Var mı gençlere bir öneriniz, söylemek istedikleriniz, bana, tavsiyeleriniz? Ben, belki hanımlar bana kızacak ama. Buyurun. Kızmazlar size, söyleyin siz. Siz bakın, televizyonunuzun sesinizi biraz kısar mısınız Salih Hanımcığım? O zaman çok daha rahat konuşacağız. Ay, tamam. Televizyondan değil de telefondan dinleyin. Rica ederiz. Ne demek? Ne demek? Televizyonu kız. O zaman çok daha iyi konuşabileceğiz. Tamam. Biraz bayanlar kızacak ama dediniz. Bak Allah'ım. Televizyonu kız. Dinliyoruz sizi Salih Atacığım. Biraz hanımlar susacak. Ha susacak. Ha susacak illaki. Susacak evet. Çünkü o beyin siniri geçecek biraz. Aynen. Ondan sonra güzellikle, o da güzellikle. Ya bizim sinirimiz ne olacak? Beyefendi susmayı bilecek mi biz sinirlendiğimiz zaman? Yok. Ama Saliha ablacığım lütfen yani. Sağlam. Efendim? Bir tanem. Efendim? Eskiden öyleydi, şimdiki erkekler öyle değil.
Ne yapalım eskiden yani öyle değillerse. Eskiden siz de öylediniz. Şimdikiler böyle değil. Şimdi diyorum teyze. Yani eskiden böyle bir şey olmuş şimdiki olabilir. Şimdiki bayanlar da böyle değil. Çok cazgırlar cazgırlar. Ama çok da ileri gitmesinler yavrum. Evet gitmesinler. Mutluluklar bozuluyor. Yuvalar bozuluyor. Hep kadın mı fedakarlık yapsın? Salih ablacığım bize açık konuşun. Vallahi ben hep öyle yaptım. O yüzden 69 sene sürdü diyorsunuz. Şimdi değişti yavrum. Şimdi değişti. Aslında müşterek beraber olmalı her evet. Şey. Kesinlikle tabii, bu söylediğinize katılıyorum. Kesinlikle. Yavrum, Çağlam, Alem bir de benim size bir şeyim olacak. Buyur teyzeciğim. Küçük Kur'an'ları okuyorum nazardan. Allah. Size getirmek istiyordum. Bir türlü ulaşamadım yavrularım benim. İstediğin zaman gel Saliha teyzeciğim. İstediğin zaman. İşte gel bu... konuğumuz ol bizim anan. Ne güzel burada oturursun. Vallahi geliriz. Çok mutlu oluruz. Olur mu? Gelirim. O küçük okuyorum ben onları Kur'an'ları. Tamam Saliha teyzeciğim. Allah kabul etsin. Sağ olun. Çok iyi geliyor. Öpüyoruz ellerinizden. Allah size ben sağlık versin. Eşinize sağlık versin. Sizleri çok seviyorum. O bayana da çok selamlar. Aleyküm selam. Seda Hanım'a da sevgilerimizi yolladık. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler ya. Ellerinizden öpüyoruz. Ve şimdi senin de dikkatini çekeceğini düşündüğümüz, ileride olur da işine yararsa diye düşündüğümüz evlilik teklifleri var. Çok ilginç. Enteresan evlilik teklifleri. Hep beraber bir izleyelim. Sonrasında buradayız. Kimi vapurda teklif etti sevdiği kadına ömrünün geri kalanını birlikte geçirmeyi, kimi dünyaları dolaştı bu uğurda. İşte akıllara kazınan sürpriz dolu ilginç evlenme teklifleri. Hiç beklenmedik bir anda çıktın karşıma. Sana bakınca... Kız arkadaşına evlilik teklif etmek için 3 ay uğraşan ve bu uğurda dünyayı dolaşan romantik gencin de sürprizi unutulmayanlar arasında. Bu video ile herkes. Sorlagan. Birer. Kelimi. Be. Aslında. Hep sana. Sinsiladım. Benimle evlenir misin? Sırada bulutların üzerinde bir teklif var. İyi günde kötü günde hep beraber. Bu kez de akvaryumun derinliklerinde romantizm yaşanılıyor. Evlilik tekliflerinin olmazsa olmaz mekanı İstanbul Boğazı. Son olarak Mehmetçik'ten etkileyici bir evlenme teklifi geliyor. Yağmur Süleyman'a evlenin bizi! Yağmur Süleyman'a evlenin bizi! Aşkım seni çok sevdim. Yani i̇şte böyle başlıyor. Evet, onun için. Yani... en başta işte en iyi evlilik teklifi benim olsun, nasıl bir evlilik teklifi yapayım, ne yapayım, ne edeyim de gönlünü çalayım falan filan derken. Kimisi çok şatafatlı, evet. Kimisi çok sade. Böyle evlilik tekliflerinin sonunda bir 3-4 sene sonra maalesef ki bir şeyler oluyor. Kötü şeyler yani hepsinde olabilir. İlla ki böyle kötü yani güzel bir teklifin arkasından kötü yani olacak diye bir kural yok tabii ki. Yani ama güzel başlayacak ve hep böyle devam edecek diye bir kural da yok tabii. İnsanların tabii özlemi var ya, herkes ister. Yaratıcılığa bağlı. Hı. Yani sevdiğim kişi benim bu kadar yaratıcı değilse de... Aslında ben yine aynı şeye geliyorum. Yani evet. Sonuçta o gün içerisinde yaşanan duygulardan sonrası önemli. Kesinlikle. O gün de gelip geçici aslında. Kesinlikle. Hep ileriye baktığımız zaman gerçekten bir hayat arkadaşı. Seveceğimiz, saygı duyduğumuz bir insan arıyoruz aslında herkes. Yoksa aynen. Teklifi... Hani herkes de yapabilir. O anda müthiş bir kıvılcım, müthiş bir tutku yaşanabilir. Peki ya sonra nasıl davranıldığı birbirine önemli. İşte aynen öyle. Vallahi ben evliliklerin
Bence evlenmeden önce bir sertifika vermeliler insanlara. Yani bir kesinlikle eğitimden... Kesinlikle o biraz önce söylediğinizde kesinlikle katılıyorum ona. Bir eğitim olmalı. Evet. O eğitim, ben bu okulu bitirdim diye sertifikası olmalı ki ne yapacağını bilsin. Evet. Ya da başına neler geleceğiyle ilgili bir fikri olsun. Tabii ki. Çünkü bu flört dönemine benzemiyor herhalde evlilik. Hiç hem de alakası hiç benzemiyor. Yok. Tabii ki. Peki çok mutlu olan çiftler sizce mesela çocukla yapmayı uzun süre düşünmüyorsa evlenmemeli mi? Evlilik onlardan neyi alıp götürüyor mesela? Şimdi evlilik ya çocuk eğer yok ise mesela ben onlardan biriyim. Yani ben 7. tüp bebekte çocuk sahibi olabildim. Hı, ve ilk 9 sene çocuksuz yaşadık biz ve çok isteyerek son 4 senesinde deliler gibi isteyerek uğraştık. Neyse çok şükür aldım oğlumu kucağıma. Onun için hani mutluyum ama ben hani hem orayı biliyorum hem orayı biliyorum. Bir çiftin ortak hedefi olmalı. Hı-hı. Çocuk bu konuda yapıcı ama şunu bilin ki problem varsa problemi çözmez çocuk. Çocuk varsa bir problem bunu daha büyütür. Evlilik kurtarmaz çocuklar. Evet. Bu çok önemli. Bir de bu çocuklarda hasar yaratıyor arkadaşlar. Tabii ki. Onu bilin. Bakın ben bilinçaltı okudum. New York'ta okudum. Amerika'da 2 sene. Duygular ve bilinçaltı ile ilgili. Ve hastanelerde çalıştım orada. 2 sene. Ve sonra Türkiye'ye geldikten sonra ben orada hipnoz okudum ama burada hipnoz falan yapmama hiç gerek yok. İlişkilerle ilgili önüm açıldı ve çalışmaya başladım. Burada 40 yaşında, 50 yaşında koskoca insanlar oturuyorlar ve neyi hatırlıyorlar biliyor musunuz? Annesinin babayı kaybetmemek için, evliliğe yapıştırabilmek için kendisini bir çocuk yaptığını hissen almış. Çocuk değil mi? Çocuk, evet. Maalesef hiç kimse söylemese de anlatılan hikayeler anneannelerden, babaannelerden duyulanlar ve bu yüzden o kadar büyük suçluluk içinde, o kadar büyük sorumluluk içinde ki evlenemiyor, başarılı evlilik yapamıyor. Çünkü annesinden daha mutlu olmayı istemiyor. Suçluluk hissiyle doğmuş bir kere. 1-0 yenik başlamış. Çok önemli şeyler bunlar. İşte onu da genelde hanımlar istiyor işte maalesef. Ama çocuğunuz olsun. Yani tabii eğer mutlu evliliğiniz varsa dediğiniz olsun, gibi hani böyle bir sorun varsa... Hanımlar evet, daha çok böyle şey yapar. Hani bir çocuğumuz olsun evet, da sorunları çözeriz diye. Ama dediğiniz gibi, sorun çözülmüyor, daha da büyüyor. Çalışan taraf oluyor ve evet, daha çok fedakarlık yapan ki taraf oluyor. Daha çok uğraşan taraf oluyor ama hiçbir zaman çocuk evliliği kurtarmıyor dediğiniz gibi. Yok. Az önce alttan alma dedi de ben biz böyle eşimle çok fazla ses yükseltmeyiz ama ses yükseltmek bazen sağlıklı oluyor. Bir taraf yükselttiğinde öbür tarafın gerçekten susması iyi bir şey. Yükseltmesine, belki rahatlamasına, sinirini evet, boşaltmasına izin vermesi önemli bir şey. Evet. Ancak bu iki taraflı olduğu zaman biraz sıkıntılı oluyor. O zaman olmaz. O zaman işler Arap saçına dönüyor. Bir taraf böyle olduğunda öbür taraf alttan alsın. Evet, yani biraz peki farkındalıklı bir şey yaşamak. Evlilik sözleşmesi mesela çok tartışıldı. Bizde evet, öyle bir şey yoktu. Yani evlilik sözleşmesi yapmak sadece acaba maddi açıdan mı hani evlilik sözleşmesi yapmak güzel bir şey mi ya da ne bileyim başka ben şimdi açıdan nasıl yapabilirsin beni eğer işte 3 yıl sonra ama hala aynı şekilde evlilik... sevmeyeceksen şu kadar hayır sıkıntı. Evlilik sertifikası dediğim mesela hani gidip evlenmeden evet, önce o da bence onun gibi bir şey olabilir yani. Sen eğer düşünüyor musun mesela böyle bir şey hiç düşündün mü? Hiç düşündüm. Kesin düşündün. Hiç düşündüm. Ne? Hiç. Kur'an çarpsın. Hiç. Evlilik sözleşmesi yapmak. Hiç hayatımda düşündüm. Ne benim annemde ne anneannemde ne tanıdıklarım ben şunu. Bir ara bayağı bir popüler oldu ya bu. Hiçbir zaman düşünmedim. Ki yani bence evlilik sözleşmesi yani ne yani? Şimdi, eğer o işin içinde maddiyat yapan çok çift var değil mi? Var maalesef. Ben çok şimdi, zengin bir adamım. Hayatıma girecek kadın acaba benim hani yarın öbür gün hani zaten boşanmayı eğer düşünüyorsan evlilik yaparken uzun için evlenme yani. Vallahi yani herkesin durumu o kadar özel ve farklı ki. Evet. Buradan hiçbir zaman genelleme yapamayız. Bana soğuk geliyor. Çünkü orada duygu yok. İşte o oluyor, akit yani para üzerine. Bana da imkansız gibi geliyor. Doğru. Yani imkansız. Ben nasıl bir kadına yani diyebilirim ki ya? Düşünsene sen. Bana öyle bir şey teklif etse ben zaten o anda yani benim için biter, her şey biter yani. Bir kadına yani, nasıl evlilik evet, sözleşmesi? Evet, peki isterse yani trilyoner olsun, ne kadar parası olsun. Ben öyle bir şey teklif etse yani bu aslında işte ben seni çok seviyorum, bu bir güvence bilmem falan. Anında arkama döner giderim ya. Kesinlikle. Yani bir adam yani ya da bir kadın hani iki tarafta düşünmek lazım. Evet. Sevdiği insana böyle bir şey teklif etmesi evet, gerçekten çok ürkütücü bir şey geliyor. Hayır, zaten yani bana değil de benim parama veya benim şöhretime gelen bir insansa zaten ben onu bilirim. Evlenmem ki zaten onunla.
sözleşmeye gerek yok. İşte aslında çok güzel bir şey söyledi. Çünkü bir evliliği aslında güzel kılan şeylerden bir tanesi güven. Evet. Karşılıklı güven. Yoksa ben şimdi sırtımı yaslayamıyorsam ne yapacağım? Tek başıma hissediyorsam yani, o evliliğin evet. içinde. Niye evlilik? Niye evlilik devam etsin? Tabii. Yaş önemli mi yaş sizce? Olgunluk yaşı önemli. Hayır yani erkeğin kızdan, hep erkek kızdan büyük olur evet. da. Kızın erkekten büyük olduğu bir evlilikte. Çok güzel böyle evlilikler biliyorum. Örnekler de var. Hadi. Çok güzel. Hatta rollerin farklı olduğu evlilikler gördük. Biz yurt dışında yaşarken mesela bir Fransız ve Alman çift gördük. Kadın çalışıyor, erkek çocuklara bakıyor ve evdeydi. Ve inanılmaz mükemmel bir çifttiler, mutluydular. Olabilir. Kadının yaşı yüksek olabilir, erkek genç olabilir. Hiçbir şeyin kuralı şeyi yok yani aslında. Yok ama ne var? Olgunluk, ruh yaşı çok önemli. Mesela ben çalışırken şuna bakarım. Mesela 35 yaşına, 40 yaşına gelmiş bir kadın var. Evet. Diyor ki ben 45 yaşında nerede, birisiyle olmak isterim diyor. Ama... ama ben devam ederim. Tamam. Ama kendisi mesela çok fazla ilişki yaşamamışsa, tecrübesi yoksa ergenlikte kalmış oluyor. Ve aynen. 45 yaşında bir erkeğin beklentisini karşılayacak bir şey yok yani. Duygusal olarak. Yaşın da bir yerden evet. sonra aslında önemi gidiyor Ayşen'cim. Daha henüz evet. ruh yaşının geç olduğunu düşünüyorum. Sakın sen bunu dert etme. Evet. Reklamlara gidiyoruz. Kısa bir ara sonra dönüyoruz. Çok güzel kadın var dedi. Nerede gidiyor? Derneği Dünya Toplumsal Farkındalık Oluşturmak amacıyla Epilepsi için BAK isimli kampanyayı hayata geçirdi. Dünyada 50 milyon epilepsi hastası var biliyorsunuz. Ve biz de bu nedenle bu gözlükleri takıyoruz. Ve bugüne farkındalık yaratmak istiyoruz. Epilepsi için BAK dedik ve çok fena görünüyoruz. Seda Hanım'a da Seda Diker'e de çok çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuz için büyük bir alkış. Ben teşekkür ederim. Ben Seda Hanım. Seda Hanım'a gideceğim. Konuştuk onu reklam arasında. Sen kitabı da aldın. Aynen. Kitabı da aldım. Evet. Bekliyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz konuklarımızdan. Bize çiçek vermek isteyenler. Çiçek var. Bugün özel. Harikasınız ya. Çok tatlısınız. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ay. Oh. Buyurun efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok zarifsiniz. Teşekkürler. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Bizden bugünü bu kadar efendim. Konumuzu da böyle alalım. Sedam siz de böyle gelin. Veda ediyoruz artık. Yarın görüşmek üzere diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.